daha açmadı. Tamamsın. Sanıyorum açıldı. Tamamız hocam. Değerli konuklar, değerli dinleyenler, sevgili meslektaşlarımız, hoş geldiniz. Bu akşam çok önemli bir toplumsal sorunu, yine halk sağlıkçıların ama edebiyatçı halk sağlıkçıların gözünden ele alacağız. Bir eylemlilik biçimi olarak edebiyat ve kadın. Toplumsal cinsiyet alt başlığında bunu halk sağlığı uzmanı Doktor Esen Armağan Özakbaş konuyu bize açacak. Moderatörümüz de Doçent Doktor Saliha Özpınar. Ben çok kısaca Saliha Hoca'yı tanıtayım ve moderasyon için sözü ona bırakayım. Ondan sonra çok zevkli geçecek bu toplantıyı hep birlikte dinleyeceğiz. Bu arada hatırlatayım, sorularınızı YouTube canlı yayını sırasında sohbet kutucuğuna, sohbet bölümüne yazabilirsiniz. Yazmanızı diliyoruz. Onları ekip olarak moderatörümüze aktaracağız. Doktor Saliha Özpınar, Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda master eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan doktorasını alıyor ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmaya başlıyor. Daha sonra Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı'na transfer oluyor sevgili Saliha. Orada hem yönetsel görevler, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi ya da Kadın Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Danışma Kurulu üyeliği gibi bir takım yönetsel görevleri de üstleniyor. Bir yandan da son derece yoğun biçimde lisans ve yüksek lisans ya da lisans üstü eğitimin çeşitli aşamalarında da etkin biçimde çalışıyor. Sayın Özpınar, özellikle kadın sağlığı ve dezavantajlı gruplar konusunda çok sayıda araştırmanın içinde yer alıyor. Çok sayıda yayını var bu konuda. Ayşe Akın hocamızla birlikte Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı kitabının da editörlerinden biri Sayın Özpınar. Pek çok bu bağlamdaki önemli kitabında ya editörlerinden ya da yazarlar arasında olduğunu biliyoruz. Özpınar'ın bir de az bilinen yanı şairliği ya da edebiyatçılığı. Az bilinen derken benim az bildiğim bir yanıydı. Ama bu alandaki eksikliğimi doğrusu kapattım diyelim. Üç kitabın işte ise ikisini elde etmiş birisi olarak. Üç şiir kitabı var. Gri Yanım, İçte Öyle, Taş Çenen ve Zehirli Ahva. Bu kitapların dışında da hem çeşitli programlarda, radyo ve televizyon programlarında hem de çeşitli dergilerde yayınları ya da programların içinde konuşmacı olarak yer alıyor. Özpınar yalnızca sevgi ve aşk temasını değil, toplumsal cinsiyeti, kadına yönelik şiddeti, erken ya da zorla evlilikleri, çalışan çocuk gibi temel halk sağlığı sorunlarını da edebiyat çalışmalarında ele alıyor. Sevgili Saliha, sözü sana bırakıyorum. Sevgili Esen'e de sana da şimdiden bir kez daha teşekkür ediyorum. Elinize Çok sağlık. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Alp Hocam. Değerli halk sağlıkçılar, değerli hocalarım. Bugün burada özellikle sağlığın psikososyal boyutunu etkileyerek diğer yönlerinde de ciddi olumsuzluklara yol açan ancak sağlığa yönelik etkileri geç fark edilen toplumsal cinsiyet ve sağlık konusunu sağlık, edebiyat ve kadın bakış açısıyla ele alacağız. İnsanlık tarihi boyunca sanat hem bir gereksinim hem de bir estetiği ifade ediş biçimiyle var olurken farklı dallar altında gelişimini sürdürmüştür. Edebiyat ise sanat dalları içinde toplumu bir bütün olarak değerlendiren özel bir yapıya sahiptir. Edebi metinler bütün kadın algısını ve değişen bütün toplumsal
konumunu görmek adına önemli sosyal belgelerdir aynı zamanda. Edebiyat türleri içinde özellikle roman ise bu bağlamda bütünüyle uzun bir sorgulamadan ibarettir. Bugün özel bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz Mimoza isimli romanı ile edebiyat dünyasına da adını yazan, edebiyat dünyasına da giren bir halk sağlığı uzmanı Doktor Esen Armağan Özakbaş. Önce size sevgili Esen'i tanıtmak istiyorum. Doktor Esen Armağan Özakbaş, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992'de mezun olup bir sürü birinci basamak sağlık kurumlarında hekimlik yaptıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan uzmanlık belgesini almıştır. Ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapmış ve emekli olmuştur. Emeklilik döneminde öncelikle ilgi alanlarından olan kadına yönelik şiddet konusunda düşünsel uğraşısını derinleştirmiş ve 2020 yılında Mimoza adlı romanıyla sosyoekonomik açıdan yüksek statülü kadınların maruz kaldığı ekonomik ve psikolojik şiddete değinmiştir. Yönetmen Jale İncekçi ile birlikte senaryosunu yazdığı yarı kurgu belgesel film çekimleri 2021 yılı Temmuz ayında Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tamamlanmıştır. Film 2022 yazında festivallerin konuğu olmaya hazırlanmaktadır. Özakbaş filme adını veren Nar Peri'nin Bileziği masalını toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizlikleri ve çıkış yollarını tartışmaya elverişli bir eğitim materyali olarak kurgulayıp yazmıştır. Nar Peri'nin Bileziği masal kitabı Haziran 2022'de okuyucularla buluşacaktır. Kadına yönelik şiddet temalı öykülerin derlendiği İçimdeki 40 Kadın adlı kitap Mart 2022'de Biz Yayın Evi tarafından yayınlanmıştır. Özakbaş bu kitapta Eksik Bir Şeyler Var öyküsüyle de yer almıştır. Hasta hekim ilişkileri temasıyla hazırlanan Amerika ve Türkiye'den hekim öykülerinin Doktor Sine Aras Akten tarafından derlendiği ve Kahev yararına basılması planlanan kitaba Satır Arasını Okumak adlı öyküsüyle de katılmıştır. Esen Armağan Özakbaş evli ve iki çocuk annesidir. Şimdi Doktor Esen Armağan Özakbaş bir eylemlik biçimi, edebiyat ve kadın sunumunu yapacak size. Sevgili Esen'cim söz sizin. Teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel giriş, bu güzel sunuş için Saliha Özpınar'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantının organizasyonuna emek veren tüm hocalarıma, başta Doktor Ergör olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz çok zaman yitirmeden ekran paylaşımımı açıyorum ve konuşmama başlıyorum. Evet. Sanırım sorun yok. Evet. İzleyebiliyorsunuz. Evet. Sunum haline gel. Evet. Eserciğim. Evet. Evet. Şimdi aslında konu çok kapsamlı ama olabildiğince zamanımı iyi kullanarak kısaca özetlemeye çalışacağım. Nelerden söz edeceğiz? Şöyle bir bakalım. Toplumsal cinsiyet kavramına, kadına yönelik şiddete, feminizmler ve kesişimselliğine ve yine sosyal bilimlerde veri kaynağı olarak edebiyata hızlıca bir baktıktan sonra toplumsal cinsiyet bağlamında kadının edebiyatta görünürlüğünü, kadın nasıl yazar, kadın eylemliliği ve edebiyat ilişkisi nedir, nasıldır ve feminist edebiyat eleştirisi nedir başlıkları üzerinden hızlıca değerlendireceğim. Toplumsal cinsiyet kavramı dendiğinde benim aklıma ve belki başka pek çok kişinin aklına görünmeyişler ve görmezden gelişler geliyor. Hem içinde olduğumuz, içselleştirdiğimiz bir yerde hepimiz biraz görünmeyen ve biraz görmezden gelen iken ve biraz kadın ve biraz erkek iken çok zor bir konu. Görünmezlik önemli. Çünkü öyle bir görünmezlik ki rakamlarla, yüzdelerle sunulan araştırma sonuçları buzdağının su üzerinde kalan kısmını mı gösteriyor yoksa çok daha azını mı bilemiyoruz. Ve toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunların boyutunu
görmekte aslında zorlanıyoruz. Çünkü öylesine içselleştirdiğimiz bir olgu ki hepimiz bu sorunsalın kemikleşmiş parçaları gibiyiz. Yani o sorunsal biziz ve en zoru insanın kendisini görmesi. Bu nedenle halk sağlığı disiplininin bir yanıyla sosyal bilim oluşumunda kabullenerek bu sunumda her zamankinden farklı olarak rakamlardan, yüzdelerden biraz uzak duracağım. Evet, Rönesans dönemi kadın düşünürü Gorney, kadınlarla erkeklerin eşitliği üzerine adlı yapıtında kadın ve erkeğin ruhen eşit olduğunu savunmuş. İnsan esasen ne erkektir ne de dişi. Cinsiyetin farklı olmasının amacı cinse özgü biçim farkını oluşturmak olmayıp yalnızca üremeye yarar demiş. Klasik olarak toplumsal cinsiyet toplum tarafından biyolojik cinsiyetle bağlantılandırılarak kadınlık ve erkeklik algısını biçimlendiren toplumun kadın ve erkeğe biçtiği rol ve öğrenilmiş davranış beklentileri bütünü. Genel olarak sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarda yapılandırıldığı ve aile, devlet, din, medya içinde yeniden üretildiği söylenebilir. Toplumsal cinsiyet rollerinin yaşamımıza geçmesi, rolün öğrenilmesi, toplumsallaşma ve içselleştirme süreçlerini kapsıyor. Medya genellikle ataerkil ideolojiyi yeniden üretiyor, toplama sunuyor ve eşitsizlikleri pekiştiriyor ne yazık ki. Kadın ve erkek arasında doğuştan gelen farklar olduğunu, evet bunu doğal bir konu gibi sunuyor ve bir şeyin doğal olduğunu söyleyerek aslında yan bir bilgi olarak değiştirilemez olduğunu da mesaj olarak veriyor. Butler hiç kimsenin doğuştan belli bir cinsiyetle doğmadığını iddia ediyor. Daha çok toplumsal cinsiyeti gerçekleştirmeyi öğrendiğimizi söylüyor. Cinsiyet Belası kitabında toplumsal cinsiyet kimliğinin dışa vurumlarla performatif olarak yapılandırıldığını söylüyor. Sürekli yenilenen bu yeniden yapılandırmaların değişim olanağını da barındırdığına dikkat çekiyor bir yandan. Performans kuramıyla literatüre performativite kavramını getirmesi de önemli bir gelişme. Buna göre cinsiyet, toplumsal cinsiyet, bedenler, kimlikler doğal değil. Dolayısıyla mutlak da değil. Değişime ve dönüşüme açıklar, kaygan zemindeler. Ve Butler'ın başka bir saptaması var ki çok önemli. Yasa önünde öznenin kimliği ataerkil düzende erkektir. Ama bir yandan da kadın ve erkek eşitmiş gibi yapılarak erkek özneyi koruyup kollayan bir düzen üretiliyor. Bu da toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizliklerin yeniden üretilmesi ve korunmasıyla sonuçlanıyor. Heteronormatif düzen nedir bir bakalım. Hiç kimsenin kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü anlattığını biliyoruz ama hiç kimsenin aynı kişisel özelliklere sahip olmadığını da biliyoruz. Ama diyoruz ki erkekler şöyledir, kadınlar böyledir. Pasif, sabırlı, titiz, şefkatli, detaycı, dakik, narin, duygusal, bağımlı, zayıf özellikler daha çok kadınlara uygun görülüyor. Çünkü bu özellikler aslında evde ve iş yaşamında sabır isteyen, yineleyen, yorucu işler için çok uygun. Ve kadınlara da bu özellikler nedeniyle buna uygun meslekler uygun görülüyor. Beaver'ın kadın doğulmaz, kadın olunur sözü de aslında toplumsal cinsiyetin kültürel bir yapılandırma oluşuna gönderme yapıyor. Aslında kadınların doğal olduğuna inanılan özellikleri toplumsallaşma ile ve becerileri ise ev içi emeği sürecinde ediniliyor. Yani aslında yaparsak öğreniyoruz. Queer kurama gelince 1990 yılında öncü metinleri olduğunu söyleyebileceğimiz kitapların yayınlanması önemli. Queer sözcüğü başlangıçta aşağılayıcı ve homofobik bir terim olarak değerlendirilmiş ama aktivistler toplumun benimsemesini sağlamışlar. İlk kez 1990 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde bir konferansta queer kuramdan söz ediliyor ve çok ilgi görüyor o yılda. Ve bir yandan da faili bulanıklaştırdığı gerekçesiyle bir grup feminist tarafından da
eleştiriliyor. Tabii tanımın bir şemsiye tanım olmadığını, yani LGBTİ+ grubunu karşılayan bir şemsiye tanımı olmayıp politik görüş ve duruş olduğunu belirtmekte yarar var. Heteronormatif sistemin mutlaklaştırdığı cinsel kimliklerin yanı sıra aynı zamanda kolektif bir eşcinsel kimliğinin savunulmasına, mutlak bir kimlik tanımına da karşı bu kuram. Kimlik anlayışı çoklu, parçalı, tutarsız ve akışkan. Normalleşme sözcüğü çok önemli bu kuramı açıklarken, her normal tanımı sınırlarının dışında kalan bir anormal tanımını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla normalleşme, normalin getirdiği ölçütlere uygun hale gelme, aynı zamanda dışladığı alanın marjinalleştirilmesi anlamında ikili bir yapı üretiyor. Heteronormatif sistemin normali heteroseksüel. Ve yapay olarak keskin sınırlar çizen ikilikler, queer kuramın karşı olduğu bir durum. Siyah beyaz, güzel çirkin, iyi kötü der gibi kadın erkek denmesi de onlar için çok uygun değil. Çünkü var olan ikiliklerin ara formları ve süreçleri ortadan kaldırdığını savunuyorlar. Şimdi erkeklikler konusuna hani çok hızlıca değineceğim. Önce kimler sorunsallaştırmış bu konuyu? Freud, Jung, Adler, Beauvoir sorunsallaştırmış. Ardından günümüzün eril baskı ve hegemonik erkeklik kavramları çalışılmış. 1950'lerde İskandinav sosyologlar denizci aile çocuklarının kişilik gelişimiyle baba yokluğu arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. Aslında bu araştırmalar babadan yola çıkıp erkekliğe giden ilk sosyal çalışmalar olmuş. Ama tabii ataerkil yapının dayattığı erkeklikler hem kadınları hem de toplumsal cinsiyet kalıbının dışında kalan erkeklikleri ezerken daha farklı bir bakış açısı getirmek ve daha farklı çalışma alanları oluşturmak da önemli olmuş. Bir taraftan da tabii eşitsiz toplumsal yapı herkesten çok ataerkil erkekler ve erkeklikler tarafından yeniden üretiliyor. Çünkü doğrudan ya da dolaylı biçimde düzenin sağladığı erkek ayrıcalıklarından en çok onlar yararlanıyorlar. 1960'larda ve 70'lerde büyük ölçüde kadın hakları hareketine yanıt olarak gelişmişse de zamanla farklılaşmış erkeklik çalışmaları, alanı genişlemiş ve zorunlu askerlik, evsizlik, sünnet olma, evlat edinme gibi farklı konulara değinir olmuşlar. 70'lerde de akademik ortama girmiş bu çalışmalar. Tabii bu arada kadın çalışmalarında kadın önceliğinin toplumsal cinsiyete kaymasının erkeklik çalışmalarının da önünü açtığını söylemek mümkün. Avustralyalı sosyolog Connell 1980'lerin ortalarından itibaren erkeklikler ve hegemonik erkeklik üzerine çalışıyor ve evrensel tek bir erkeklikten değil erkekliklerden söz edilir diyor. Çünkü ona göre erkeklik farklılıklar gösteren ve değişen bir kimlik. Erkeklikler kavramı farklı erkeklik yapılanmalarının çokluğunu anlatıyor. Ve bu farklılaşmanın nedeni farklı erkekliklerin ataerkil iktidardan aldıkları payların da farklı olması. Hegemonik erkeklik ise genel bir ifadeyle iktidarı elinde tutan erkeklerin sahip olduğu erkeklik imgesi. Connell, kadınların baskı altına alınmasının farklı erkeklikleri birbirine bağlayan başlıca mekanizma olduğunu ve belirli erkekliklerin marjinalleştirilmesinin ise kadınlar üzerindeki eril iktidarın yeniden üretiminin önemli bir parçası olduğunu tartışmış. Yine erkeklik çalışmalarının gelişimi açısından yeni bir erkeklik sosyolojisine doğru makalenin yayınlanması önemli bir aşama. Bizde ise Candioti'nin yazdığı Ataerkillikle Pazarlık adlı
makale ana konusu erkeklik olmamakla birlikte Türkiye'de ataerkillik ve erkeklik üzerine ilk çalışmalardan olduğu için söz etmekte yarar var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çıktılarına şöyle bir baktığımızda aslında bu konunun neden multidisipliner bir konu olduğunu da anlıyoruz, görüyoruz. Çünkü sağlık, hukuk, çalışma yaşamı, eğitim, siyaset, medya, sanat, spor ve bilim gibi pek çok alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı önemli sorunlar yaşanıyor. Dezavantajlı grupların, kabaca toplumun hegemonik erkek tanımı dışındaki kişilerin ve öncelikle kadın yaşamının olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Anayasada eşitlik ilkesi olmakla birlikte bunun yaşama yansımayabildiğini görüyoruz. Eşitsiz istihdam ve ücretlendirme ile ev yaşamına itilen kadınların yoksullaştığını biliyoruz. Sağlık hizmetine, eğitim ve kültür sanat alanına erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve girilen bu kısır döngü niteliksel olarak yaşam kalitesini çok yönlü bir biçimde kötüleştiriyor. Eşitsizlik mağdurlarının yoksullaşması ve çok yönlü yoksunluk durumu ne yazık ki eşitsizlik kaynağı olan ataerkil yapıyı yeniden üretiyor. Aslında şu tablonun tamamı doğrudan ve dolaylı olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin zemin hazırladığı şiddet olgusuna götürüyor bizi. Eşitsizliğin ölçülebilirliği tabii çok önemli. Yani bunu kısaca söyleyiverelim burada. Çünkü karşılaştırmalar yapabilmeyi, konuyla bağlantılı girişimlerin sonuçlarını değerlendirebilmeyi sağlıyor. Sağlıktan eğitime, siyasetten bilime eşitsizliği gösteren pek çok ölçüt var. Ülkeler arasında karşılaştırma yapılabildiği gibi yıllar içinde toplumun ne kadar yol aldığını ya da yerinde saydığını ya da gerilediğini görmekte olası. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre COVID-19 nedeniyle dünyanın cinsiyet eşitliğine ulaşması 36 yıl daha ötelenmiş. Bu arada Türkiye'de bu nedenle COVID-19 nedeniyle kadının iş gücüne katılımının da %5.2 oranında düştüğü saptanmış. Evet, biliyoruz ki genel olarak zaten ekonomik krizlerde işten ilk çıkarılanlar kadınlar. Kadınları yoksullaştıran düşük ücretle, esnek ve kayıt dışı çalışma gibi cinsiyet eşitsizliğine dayalı sorunlar pandemide belirginleştiği gibi ev içi şiddetin ve görünmez emek yükünün de arttığı biliniyor. Yine kamusal ve özel alanda ayrımcılık ve şiddetin daha vurucu bir biçimde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şiddet konusuna biraz daha uzaktan bakarak, şöyle dünyanın dışından bakarak geniş bir çerçeveyi görmekte yarar var. Şiddetin cinsiyetçi düzeni devlet, ordu, bürokrasi, eğitim sistemi ve aile gibi kurumlar aracılığıyla kuruluyor. Ve bu cinsiyetçi düzenin dinamik olduğunu, sınıf, ırk ve diğer kimlikler doğrultusunda biçimlenebildiğini biliyoruz. Çoğu toplumda şiddet kullanma durumu eril toplumsal cinsiyete atfedilmiş durumda. Ve buna göre şiddet erkekliğin göstergesi. Bu cinsiyetçi düzenin sonucu olarak şiddet kullanmayı istemeyen erkekler de küçümseyici tavırlarla toplum tarafından yargılanabiliyorlar. Feminist yaklaşım iç politika ve uluslararası alanı ilişkilendiriyor ve savaşların kökeninde adil olmayan toplumsal cinsiyet ilişkilerini arıyor. Bu önemli bir konu. İngiliz barış aktivisti ve sosyolog Cockburn şiddeti bir şiddet sürekliliği olarak düşünmemizi öneriyor. Toplumsal cinsiyet kişisel olandan uluslararası olana, evden arka sokakta sıralanan tanklara ve gizli bombacının sortisine uzanan geniş bir düzlemde farklı noktalardaki şiddeti birbirine bağlar. Yani barış zamanında koca dayağı, evlilik içi tecavüz, savaşta tecavüz, cinsel işkence ve fiziksel şiddet şeklinde
devam eder gider diyor Kalkborn. Elbette erkeklerle kadınlar arasında farklılaşma söz konusu, fakat aynı zamanda her iki grup içinde de farklılaşmalar var. İki kadın arasında ya da iki erkek arasında farklılıklara homososyal farklılaşma, kadınlarla erkekler arasındaki farklılıklara ise heterososyal farklılaşma diyoruz. Farklılıkları oluşturan sınıf, ırk, dil, eğitim, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, engellilik, din, göçmenlik, etnik köken gibi kategoriler birbirleriyle etkileşim içindeler ve bu komplike ağa kesişimsellik diyoruz. Toplumsal cinsiyet sorunlarının kesişimsel bir kavram olarak ele alınması, çok yönlü çözüm arayışı için bir zorunluluk gibi, adil olmayan bir toplumsal cinsiyet düzeninde erkeklerin kadınlara ve çocuklara uyguladığı şiddet yanında başka erkeklere uyguladığı şiddet de görünür kılınmalı, önemsenmeli. Erkek egemenliği kadınlara heterososyal olarak uygulanırken yoksul, cinsel kimlik ve yönelimi farklı olan ya da azınlık grubundaki erkekliklere de homososyal olarak uygulanıyor. Ama yine tabii söylemeden edemiyorum, yine de tüm erkekler patriarkadan paylarını alıyor ve yararlanıyorlar. Bunu da unutmayalım. Konu toplumsal cinsiyetse kadına yönelik şiddetten söz etmemek olmaz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği şiddetin kaynağı, döngüsel sürekliliğinin temel dayanağı ve kadın edebiyatı içeriğine şöyle bir uzaktan baktığımızda aslında açık ya da örtük biçimde edebiyatın ana teması. Kadınların kendi yaşamlarıyla ya da bedenleriyle ilgili özgürce karar vermelerini engelleyen her tür durum ya da davranış kadına yönelik şiddettir diyoruz. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet yanında flört şiddeti ve ısrarlı takipten de söz ediliyor. Türler giderek çeşitleniyor. İç içe geçmiş olan şiddet türlerini ve sonuçlarını ayrıntılı tartışabilmek için aslında ayrı bir oturum saati gerekeceğinden ben kısaca değinmekle yetiniyorum. Hangi tip olursa olsun kadına yönelik şiddet, kadın ruh sağlığını bozan en temel toplumsal cinsiyet sorunu. Bir yandan da ruhsal alan tek başına şiddet hedefi. Bir başka önemli yanı kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor olması. Yine söz etmeden geçemeyeceğim bir başka konuda karşılıksız kadın emeği. Erkeklerin el koyduğu o görünmez emek. Aslında toplumsal cinsiyet rollerine dayalı bir tür şiddet bu da. Ev bakım işleri, ataerkil kapitalizmin toplumsal üretimden ayrışmış olan yeniden üretim alanı. Ve asla bireysel bir sorunmuş gibi ele alınmaması gereken şiddet, zaman içinde kadını yoksullaştıran, ötekileştiren yanıyla sistematik, politik ve toplumsal bir sorun. Bunun da altını çizelim. Ayrıca kadına yönelik şiddeti savaş, yoksulluk, kentsel yoksulluk, göçmenlik, yabancılık gibi değişkenlerle, toplumsal süreçlerle ilişkilendirerek değerlendirmekte yarar var. Beaver ne demiş? Evlilik erkeğin keyfi sömürgenliğini körükler. Boyunduruk altına alma eğilimi en yaygın, en karşı konulmaz eğilimdir. Çocuğu kadına, kadını kocaya teslim etmek, yeryüzüne zorbalık tohumu ekmektir demiş. Evliliklerin geleneksel biçimi değişmiş gibi görünse de ekonomik sorumluluk ya da denetim erkekte olduğu sürece eşitliğin bir yanılsamadan öteye gidemeyeceğini söylüyor Beaver. Kuşkusuz kadına yönelik şiddetin en can yakıcı sonucu insanların yaşamını yitirmesi. Elbette öyle. Kadın cinayeti, feminist kavramı ilk kez 1801 yılında İngilizce bir yayında kullanılmış ve 1848'de hukuken tanınmış. 90'lardan itibaren de toplumsal cinsiyeti karşılayan bir içeriğe kavuşmuş. Nedir? Embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya kadar tüm kadın cinsiyetteki bireylerin sadece cinsiyetlerinden dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek bir erkek tarafından ya da erkeğin motivasyonu ile öldürülmesi ya da intihara zorlanmasıdır. Kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformu kurucusu Dr. Gülsüm Kal, Yaşasın Kadınlar kitabının girişinde
kitap adının çoklu anlamından söz ediyor. Yaşamak sadece nefes almak değildir notunu düşüyor. Kadın cinayeti dışındaki şiddet sonuçlarına da dikkat çekiyor aslında. Bunu böyle de okumak gerekli. Bu notun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelelim sağlık kurumlarındaki görünürlüğe. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet sorunu kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olmasına engeldir. Tartışmasız biçimde doğrudan ve dolaylı olarak kısa ve uzun erimde ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Ekonomik temelli cinsiyet eşitsizlikleri ve ekonomik şiddet kadınları yoksullaştırıyor. Yoksulluk sağlık için neredeyse en belirleyici risk etmeni. Bu durum pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığı gibi özellikle herkese ücretsiz sağlık hizmetinin sunulamadığı toplumlarda sağlık hizmetine erişimi de güçleştiriyor. Kişinin yaşadığı yere yakın, yeterli donanıma sahip bir sağlık kurumu olabilir. Kişinin benimsediği ve yararlanmak istediği bir kurumda olabilir bu ama ekonomik sorunlar ve cinsiyete dayalı sosyal sorunlar nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayabiliyor kişiler. Çok zor bir konu. Bu nedenle kapsayıcılık ve karşılanmamış gereksinim üzerine düşünürken buzdağı metaforu işimize yarayabilir belki. Sağlık kurumlarına erişenler buzdağının su yüzeyinde kalan kısmı çoğu zaman ağır fiziksel ve cinsel şiddet olguları dışında şiddete maruz kalındığını sağlık profesyonelleri de fark edemiyor. Sosyolojik açıdan ilginç olan yanı ise kısa ya da uzun erimde şiddet kaynaklı sağlık sorunu olan pek çok kişinin sağlık sorununun nedenini bilmiyor olması. Durum böyle olunca hasta bilmez, hekim bilmez diyerek bize retrobulbar nevrit tanısı için öğretilen hasta görmez, hekim görmez sözünü anımsayabiliriz. Aslında metaforik olarak kadına yönelik şiddet olguları sağlık kurumlarında ciddi bir görme sorunu. Buzdağının altında kadına yönelik şiddet nedeniyle sağlık hizmetine gereksinimi olduğunu bilmeyenler, bildiği halde erişemeyenler yanında başka nedenli sağlık sorunları olup da kadına yönelik şiddet nedeniyle özellikle ekonomik ve psikolojik şiddet varlığında sağlık hizmetine erişemeyenler de var. Onları da burada anlatmalı, değinmeli kısaca. En azından evet. Şimdi kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu elbette feminizmlerin temel konusu. Aslında ve 18. yüzyıl sonundan 1860'lı yıllara kadar büyük oranda batılı, farklı kollara ayrılmış, düzensiz ve iyi örgütlenmemiş feminizmler söz konusu. Kölelik karşıtı savaşından esinlenerek özellikle eğitimde ve evlilikte eşit haklar ilkesinin tanınmasını isteyen politik bir kadın çevresi var o dönemde. Eski bir köle olan Truff 1851'de yaptığı bir konuşmada "Ben kadın değil miyim?" diye sorarak siyah kadın olmak üzerine eşitsizliği sorguluyor. Bu önemli bir adım. Liberal feminizm 1800'lerin sonunda kadınlara oy hakkını savunan aktivist eylemlerle beliriyor ve eşit haklar feminizmi diyebileceğimiz birinci dalga feminizmi yaklaşık olarak 1920'lere dek sürüyor. 1960'larda kadınların özgürleşmesini önceleyen sömürgecilik karşıtı savaşım ve yeni sol çerçevesinde gelişen hareketler dikkat çekiyor. Bu da önemli ve ardından Bell Hooks 1981 yılında feminist hareket içinde de var olabilen ırkçılığı eleştirerek Ben Kadın Değil Miyim kitabını çıkarıyor. Yine Amerikalı sosyolog Collins'in 90'da yaptığı çalışma siyah feminist düşüncesi de kesişimsellik kavramını ön plana çıkarıyor ve bu kavram türlü baskıların karşılıklı bağımlılığını göstererek yaygınlaşıyor. Tabii 90'lardan sonra zaten 3. dalga feminizmde farkları ve kesişimleri ayırmak yerine iç içe değerlendirmek tercih ediliyor. Şimdi günümüzde feminizmlerin geldiği yere bakarsak siyah, sosyalist, üçüncü dünyalı, postkolonyal, LGBT ve queer feminizmler gibi birçok farklı yaklaşımla feminizmin kapsamı ve iddiası genişlerken
kadınlar kategorisi ve kadınların politik özne olma durumu biraz belirsizleşiyor. Öte yandan kadınlar arası farklar sorununu ciddiye aldıkça toplumsal cinsiyet sorununun ne kadar güçlü bağlarla sınıfsal, ırksal ve diğer baskı sorunlarına bağlı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Ve sonuç olarak kesişimsellik kavramı bizi yok saymamak, metaforik olarak görmek ve herkes kavramına, herkes sözcüğüne götürüyor. Feminist kadın tarihi, kadınları tarihte görünür kılma ve kadın deneyimini tarihe aktarma çabalarıyla dolu. Çünkü tarihin de erkekler tarafından yazılan eril bir hikaye olduğu eleştirisi var. Kadınların tarihlerden, belgelerden, kayıtlardan silinmişliği, yani görünmezliği çok önemli. Feminist teorinin gelişimine katkısı olan kadın tarihçiler, kadını tarihte görünür kılmaya çalışırken, Şirin Tekeli, belgesi saklanmayan geçmişin unutulduğunu söylüyor. Evet, birileri görmezden gelin. Kimler? Başlangıçta Truff ve Harriet Tubman gibi kölelik karşıtı mücadele veren kadınlar. Bu kişiler ancak 1970'li yıllarda siyah feminizmiyle birlikte yeniden keşfedildiler. Feminist bilgiyi kadın deneyimi çevresinde tanımlamak için kadın yaşamını yazmak ikinci dalga feminist hareketle birlikte daha bir önemsenir oldu. Kadın konulu sosyal bilim araştırmaları, sözlü tarih, edebiyat, evet yöntemsel olarak farklı gibi görünse de, farklı kaynaklı gibi görünse de aynı konuya eğildiler ve ortak sorunsalları görünürlük oldu. Evet, tarihçi Scott, feminist tarihçilerin analizlerinde kadın yerine toplumsal cinsiyeti bir analiz kategorisi olarak aldıkları ölçüde toplumdaki iktidar ilişkilerini anlayabileceklerini ve ana akım eril tarih anlatısına müdahale edebileceklerini iddia ediyor. Tarih ve sosyolojiye bu bağlamda baktığımızda kadının özne olarak ön plana çıkarıldığı, görünür kılındığı edebiyat, toplumu sosyolojik yöntemle çalışmak için çok çeşitli veriler barındırıyor. Bu açıdan nitelikli bir roman incelemesini ayrıntılı bir derinlemesine görüşme analizine benzetmek mümkün. Zaten edebiyat sosyolojisinde roman belge niteliğiyle değerlendiriliyor. Erkek yazının da dışarıda bırakılan, özel alana hapsedilen ve erkeklerin uygun gördüğü imgelerle temsil edilen bir öteki olarak kadının edebiyata yazar olarak katılması dünyanın her yerinde erkeklere göre daha geç olmuş. Erkek yazını hiç değişmemiş. Çok eskilere gidip baktığımızda da, antik çağda uzandığımızda da aynı yapıyı görüyoruz. İyonyalı ozan Homeros'un İlyada'da Helen'i savaşın nedeni olarak sunması ya da Odesya'da kocasının yokluğunda Penelope'nin 20 yılı evinde dokuma işiyle uğraşarak geçirmesi boşuna değil elbet. Ve Fatma Aliye, Osmanlı dönemi romanlarında kadın sorunu işleyen ilk kadın romancı. Bir çeviri kitabı var ki 1890'da yaptığı Meram adında. İmzası bir edibe diye geçiyor. Sonra bir yıl sonra Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat adlı romanı yazıyorlar. Orada da imza bir kadın ve Ahmet Mithat. O dönemde görünürlüğü bu kadar olan Fatma Aliye'nin bazı makaleleri nedeniyle tehditler ve imzasız mektuplar aldığını da belirtelim burada. Nezihe Muhittin yine önemli bir kişilik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında siyasete katılmasına engel olununca romanlarında kadınların yaşadığı ekonomik ve psikolojik şiddeti anlatmaya başlıyor. Ve aslında Cumhuriyet'le birlikte modernleşme ülküsü çerçevesinde çizilen ideal Türk kadını tasarımı demek ki kadın yaşamına tam anlamıyla eşitliği getirememiş, yeterince özgürleşmelerini sağlayamamış. Nezihe Muhittin kitaplarında bunları konu ediniyor. Halide Edip de Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi kadın yazarları içinde ilk feministler olarak nitelendirilenlerden, toplumsal cinsiyet eşitliği sorununu romanlarında işlemekle birlikte ana karakterlerini döneminin milli değerlerini temsil eden ideal kadın tiplerinden seçmiş.
Bu karakterler işte modern ama iffetli yaklaşımına uygun ve neredeyse cinsiyetsiz bir kadın modeline evrilmiş. Halide Edip aslında erkeğin bakışıyla şekillenen imgeyi kabullenmiş ve hatta Cumhuriyet Türkiye'sinde kadınların kamusal yaşama ancak cinsiyetsiz görünümde ya da erkeksi bir tarzda kabul edilebileceklerini gösteren ipuçları vermiş romanlarında. Halide Edip'ten farklı olarak dönemin ahlakçı tavrından kaçınan, çok sayıda yapıt veren Safiye Erol'un ise tuhaf bir biçimde, tırnak içinde görünmez olduğu söyleniyor. Murat Belge bir rastlantıyla Safiye Erol'un romanını okumuş ve Halide Edip'in Edip'ten aşağı kalır yanı yok, çok iyi bir romancı demiş ve onun bilinçli bir biçimde kanonun dışında tutulmuş olabileceğini belirtmiş. Bu da ilginç bir nottur bana göre. Romanların üretildiği dönemi anlamak için aslında o dönemin gazete ve dergilerine bakmak yararlı olabilir. 1953 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kadın ve Pantolon başlıklı yazıda şöyle deniyor. Bugün kadının pantolon giymesi ifrattan da tefritten de kurtulmuş bulunuyor. Yerinde giyildiği takdirde kadının ayağında pantolon hiç de göze batmıyor. Fakat bu giyimle misafir karşılamak biraz göze batar. Zira ev sahibesinin alışılmış bir kadın kıyafeti vardır ki onun yerine karşılarında pantolonla bir ev sahibi görenler bunu pek tabii olarak yadırgardır. Yine 1958 Hürriyet gazetesinde 1958'de evlilikte mesut olabilmek için ne yapmalı başlıklı yazıda erkeklere bazı önerilerde bulunuyor. Hayata atılırken elinizde biraz para bulunmalıdır. Kazancınızı karınızdan saklamayınız. Karınıza muntazam ve aynı miktarda cep harçlığı veriniz. Evlilikte kadınlar tabiri caizse biraz kör, erkeklerde biraz sağır olmalıdır. Tabii şimdi bize bu haberler masal gibi geliyor. O zaman bir soralım. Gerçekten daha gerçek olan bir şey var mıdır? Evet, vardır. Masal. Elbette insanlığa en yakın anlatı biçimi diğer türlerinden önce masal, romandan, şiirden ve diğerlerinden önce. Çünkü önceleri anlatıcı, hikayeyi anlatan kişiydi, yanı başımızdaki kişiydi. Yazınsal metinlerde bu durum değişti ama masallar hala önemini koruyor yaşamımızda. Ve toplumsal cinsiyeti ele alış biçimleri çoğu zaman sorunlu. Tıpkı televizyon dizilerine denk bir yılın medya ürünü gibi, şimdi hepsini saymaya gerek yok. Eğer Cinderella eve gece yarısından önce dönmezse, at arabası bal kabağına, sürücüsü güvercine ve atları da fareye dönüşmektedir ki, bu bize gece geç saatlerde dışarıda kalan kadının cezalandırılacağı mesajını vermektedir. Benzer biçimde annesinin sözünü dinlemeyen, yabancıyı simgeleyen kurtla konuşan kırmızı başlıklı kız da yine sisteme ters düşen kadının başına neler gelebileceğini göstermektedir. Sanatta çağrışım ve subliminal mesajlar çok önemli. 2008 yılında Pippa Baka'nın başına neler geldiğini anlatmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Bu küçük karabalığın bile yorum yapamayacağı bir konu. Feminist bakış açısına göre masalların toplumsal cinsiyetin üretiminde oynadıkları rol çok önemli. Ne yazık ki cinsiyetçi masallar daha fazla yayılmış ve kemikleşmiş durumda. Masal incelemeleri Türkiye'de ve dünyada feminist kuramcıların toplumsal cinsiyetle ilişkilendirerek çalıştıkları önemli alanlardan biri. Topla saçlarını Rapunzel, bırak merdivenleri kullansın. Evet, Türkiye'de 2015'ten sonra feminist gece yürüyüşlerinin sembolü olan döviz yazısı bu. Bu da Narperi'nin bileziği, az önce sevgili Saliha söz etmişti özgeçmişimi okurken. Henüz yayımlanmadı. Klasik toplumsal cinsiyet rollerinin dışında farklı bir yorumla hazırlandı. Aslında bu sevgili yönetmen Jale İncekol'un yarı kurgu belgesel filmi için yazılan bir masaldı. Ben de filmi heyecanla bekliyorum. Buradan böyle duyurmuş olayım. Evet, soru. Kadın nasıl okur yazar?
Ne yazık ki bu soruyu yadırgamayacak bir atmosferdeyiz. Niye böyle bir şey sorulur ki demiyoruz hiçbirimiz. Yanıt da daha çok nasıl okuyup yazamadığını içerecek beklendiği gibi. Kadın nasıl okur yazar? Her şeye rağmen. Yanıt bu. Ve o her şeyin içinde toplumsal cinsiyet rollerinin yükü çok ağır. Evli olmak, çocuklu olmak, yalnız yaşamak, boşanmış olmak, boşanmış ve çocuklu olmak başka başka yüklerle geliyor kadının üzerine. Le Guin, Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar adlı denilmesinde kadın yazarların eşleri tarafından ötekileştirilmelerini şöyle açıklıyor. Katil budur. Erkeğin kadının kendi hizmetini, onun için, onun bedenini, onun rahatını, onun çocuklarını beslemeye yönelik olmadan yaptığı herhangi bir şeye karşı genellikle duyduğu, duyması mazur görülen, duyması öğretilen öldürücü kin, haset, kıskançlık, garez, birçok kadın sanatçının sevdiği, birlikte yaşadığı insanlardan aldığı tam da budur diyor. Bu saptamayla kadınlık, annelik ve yazarlık rolleri arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor Le Guin. Evet, biz kadınlar yazmadan önce evdeki meleği öldürmeliyiz diyen Borf kendine ait bir odadan şöyle sesleniyor. Kitap bir biçimde bedenle uyumlu olmalıdır. Kadınların kitaplarının erkeklerinkinden daha kısa, daha yoğun olması gerektiği söylenebilir gelişimsel. Ve öyle düzenlenmelidir ki saatlerce yerlerinden kalkmadan, bölünmeden çalışmak zorunda kalmasınlar. Çünkü kadınların çalışmaları her zaman bölünebilir. Kitapta erkeklerin bizler kadar düşünme yeteneğiniz olduğunu ileri sürüyorsunuz da madem öyle neden Shakespeare gibi bir deha çıkaramadınız sorusuna karşılık kadınlara şöyle diyor. Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın ve yazın. Erkekler ne der diye düşünmeden yazın. Edebiyat üretimini etkileyen özel alan, ekonomik bağımsızlık ve boş zaman olanağından yoksun oluşun kadınları kendilerine ait edebiyattan da alıkoyduğuna değiniyor Wolf. Evet, kadın nasıl yazar? Önce okur sonra yazar denebilir. Okumak en azından başlangıçta sessiz bir eylem gibi görünmesine karşın yazmak baştan sona bir eylemlilik halidir. Devingenliktir ve cesur olmayı gerektirir. İnci Aral Yazma Büyüsü adlı yapıtında şöyle diyor. Yazdıklarımızın tümüyle bize ait sanılmasından, yargılanmaktan, ihanete uğramaktan korkarız. Doğrusu yazmak biraz da bu korkuyu yenmek, aşmakla ilgilidir. Dura Yazmak adlı yapıtında herhangi biri herkestir derken kadınların kadınlarca yazılan kadın yaşamı metinlerinin her birinin önemini ve gerekliliğini düşündürüyor aslında. Evet, kadın yazını önemli çünkü ataerkil edebiyatta çoğunlukla eril çekincelerle yapılandırılan kadınlık imgeleri kadın yazınsallığı içinde kadınlar tarafından yeniden kuruluyor. Bu çok önemli. Evet, yazmak bir eylemlilik halidir diyoruz. Kapsamlı olarak eylemlilik edebiyatı etkiliyor, edebiyat eylemliliği etkiliyor. Birbirlerini dönüştürüyorlar ve iç içe bir yapı olduğunu da söyleyebiliriz. Rosa Luxemburg'un hareket etmeyenler zincirlerinin farkına varamaz, zincirlerini fark edemeyen kendini özgürleştiremez sözü aslında hala hepimizi etkiliyor. Ve edebiyat aslında bir devinim. Zincirleri fark ettirmeye yarayan bir devinim. Bir de Butler'a kulak verelim konuya ilişkin. Söylem, gücün hem bir aracı hem de bir sonucu olabilir. Fakat söylem ayrıca gücün önünde bir engel, bir ayak bağı, bir direniş noktası, bir muhalif bir stratejinin hareket noktası da olabilir diyor. Ellen Morse, Edebiyat Kadınları adlı yapıtında kadın edebiyatını uluslararası bir hareket olarak görüyor. Ana damardan farklı ama ona sıkı sıkıya bağlı, dipten gelen ama hızlı ve güçlü bir akım olarak nitelendiriyor.
Kadın edebiyatı başlangıçta mektuplarla, güncelerle, günlüklerle gidiyordu. 1838 yılında bir eskiden bir köle sahibinin kızları olan Gerimki kardeşler mektuplarını bir eylem aracı olarak kullanmışlar. Cinsiyetlerin eşitliği üzerine yazılan mektuplar o dönemde dinsel bir feminizmin ortaya çıkışına işaret etmiş ve aynı yıl köleliğe karşı 20 bin imza toplamışlar. Osmanlı'da 1868'de yayınlanan Terakki gazetesi kimliklerini belirtmeden kadınlardan gelen mektuplara yer vermiş ve çok eşcinlik ve günlük yaşamdaki eşitsizlik sorgulanmış bu mektuplarda. Tabii Norveçli Ibsen'den söz etmeliyim mutlaka. Nora Bir Bebek Evi adlı oyunu döneminde şaşkınlık yaratmış. Neden şaşkınlık yaratmış? Çünkü kahramanı Nora eş ve çocuksu kadın rolündeyken kocasını ve çocuklarını terk etme noktasına gelecek derecede bunalmış olan yeni kadını temsil ettiği için. Ve Fatma Ali'ye tekrar onu burada anayım. Türkiye'de feminist hareketin başlatılmasında önemli bir isim olduğundan. 1960'larda gelişen kadın edebiyatı önemli. Çünkü okurları ikinci dalga feminizmin gündemini hazırladılar. Aslında burada edebiyat bir direniş, bir karşı koyma aracı olmuş. Ve iki feminist dalga arasındaki ses olmuş. Sessizlik dönemi diyebilen döneme ses olmuş. 1970'lerde Türkçe'ye çeviri yayınlar kazandırılıyor ve ikinci dalga yabancı yazarların eserleri geliyor. Böylelikle feminizm sözcüğü kullanılır oluyor ve yerli çalışmalarda elbette çok önemli. Şirin Tekeli'nin akademik çalışmalarıyla Nermin Abadan Unat tarafından 1979'da derlenen Türk Toplumunda Kadın adlı yapıt altı çizilmesi gerekenlerden. Yine kişilerin büyüme ve bilinçlenme öykülerini işleyen Bildungs romanların tüm dünyada 1960'larda belirgin biçimde sayıca arttığını biliyoruz. Bunda dönemin özel alan politiktir söylemiyle beliren hareketin önemi elbette çok büyük. Ve Türkiye'li feministlerin kamusal alana ilk çıkışları. Muhteşem bir çıkış. Somut Edebiyat Dergisi haftalık derginin 4. sayfasına feministlere yer veriliyor. Ve Türkiye'de birçok kadın feminizmle böyle tanışıyor. Bunlardan biri de benim. Evet, 1984'te kurulan Kadın Çevresi Yayınları ilk feminist yayın evi Bağır Herkes Duysun kitabında çıkarıyorlar. Evet, Duygu Asena Kadının Adı Yok kitabıyla çok ilgi görüyor o dönemde. Ve hatta ben şunu hatırlıyorum. Kitabı hiç okumadan sadece adını öğrenerek çok etkilenen kişiler olduğunu biliyorum. Derken tabii günlüklerden, mektuplardan epeyce uzaklaşıyoruz. Teknoloji gelişiyor. Artık bir kadın blog yazarları gündemde. Arap Baharı'nda ortaya çıkan sayısız kadın blog yazarı ve ardından Me Too hareketinin başlaması önemli. Yusufzay 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alıyor. 17 yaşındayken işte blog yazıyor ve kızların okuma hakkını savunuyor. Taliban'a karşı duruyor. Aslında elbette örnekleri çoğaltmak mümkün ama zamanımız yetmeyecek. Tarih boyunca susturulmuş kadınları dinlendirmek için 60'ların sonu ve 70'lerde bilinç yükseltme grupları kurulduğunu biliyoruz. Edebiyat açısından bu bilinçlenme pratikleri kadınlarca yazılan biyografik ya da büyüme bilinçlenme romanlarını ortaya çıkarıyor. Bu romanların feminist eleştiriye katkısı ise kadının edebiyatta nesne olmaktan çıkıp yapıtın öznesine ve yazarına dönüşmesi. Sonunda bağımsız bir kadın eleştirileri pratiği ortaya çıkıyor. Buna göre feminist estetiğin mutlaka kadın yaşantısına ilişkin gerçekler üzerinde yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'de direnen okuru temsil eden değerli feminist okuma ve yazma atölyeleri var. Birkaçından söz edeceğim. Amargi bünyesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Aslı Güneş ve İlkay Ertem'in yönetiminde Küçük Hanımefendi Edebiyat Atölyesi çalışmalarını Kadınlar Dile Gelince adlı kitapla paylaşıyorlar bizlerle. Kitap Sevgi Soysal'a atfedilmiş, onu da belirteyim. Yine Senem Timuroğlu, Çimen Günay Erkol,
edebiyatta kadınlık ve erkeklik hallerini, toplumsal cinsiyet araştırmalarını atölyelerinde çalışıyorlar. Ve Onur Bütün, çok sevdiğim feminist okumalar atölyelerinde canlı başla çalışıyor. Pek çok kadına ulaşıyor. Pandemi döneminde de ısrarla ve programlı biçimde Zoom üzerinden çalıştıklarını biliyorum. Feminist okumalar kitabından da ben çok yararlandım. Sizlere de öneriyorum ayrıca. Gelelim feminist edebiyat eleştirisine. Eril edebiyat tarihinin metinleri yeniden incelenirken ve günümüz metinleri üretilirken yeni bir yazma ve okuma bütünlüğü öneren feminist edebiyat eleştirisi kadın yazarların görünmezliklerine de çözüm arıyor. Dünyada kadın hareketinin ve feminizmin gelişimiyle birlikte özellikle okuma ve yazma etkinliklerinin nasıl cinsiyetlendirildiği üzerine de tartışmalar yapılıyor. Feminist edebiyat eleştirisi ataerkil kültüre ait okuma pratiklerinin felsefesini ve yöntemsel ilkelerini reddediyor. Başka anlamlandırma ve başka yorumlama biçimleri sunuyor. Ortaya çıkışında 18. yüzyılda toplumsal cinsiyet rolleri açısından kendisini anlatmaya çalışan kadın hareketi elbette önemli bir etken ve sosyolojik bir olgunun kavranma, eleştirilme ve değiştirilme gereğini de içeren kapsamlı bir eleştirel hareket. Temel başlıkları, konu başlıkları şunlar: eril metinlerin yeniden incelenmesi, kadın yazarların görünmezliklerinin ele alınması, okur olarak kadına yeni yöntemler ve değişik bir eleştiri pratiği sunarak feminist okur kavramının geliştirilmesi, yazar olarak kadına odaklanarak yeni bir yazı ve okuma bütünlüğü yaratmak ve okura dönüştürücü bir güçle yaklaşmak. Bunlar temel başlıkları. Maggie Home, Feminist Edebiyat Eleştirisi adlı kitabında 1960'lardan 1990'lara başlığıyla feminist eleştiriyi incelerken kadın yazarların evvel zamanını şöyle anlatıyor. Evvel zaman içinde, gerçi ne benim ne sizin zamanınızı ne de herhangi bir gerçek zamanda ama çok hüzünlüydü. Başka adamlara sırlar anlatan bir adam var ve bu adam bir eleştirmen kral. Öteki adamlar da onun tebaasıydı. Hiçbir kadın, hiçbir zaman bu sırları duymamıştı. Hiçbir kadın bu sırlarla ilgili kitapları okumamıştı, diyor. Ve bir gün kralın kızının bu kitapları okuyup, sırların gerçek sır, kitapların da gerçek kitaplar olmadığını görerek bunu başka kadınlarla konuştuğunu anlatıyor. Feminist eleştiri konusuna böyle masalsı bir dille giriyor. Feminist teoriden doğan feminist eleştiri 1960'larda Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da toplumsal ve siyasal bir savaşım olarak yeniden canlanan feminist hareketin edebiyata yansımasıdır denilebilir. Yalnız gerçek yaşamda değil, romanlarda, şiirlerde, oyunlarda kadının aşağılandığı, horlandığı ve böylece ataerkil düzenin bu yoldan da desteklenip sürdürüldüğü görülmüş. Başlangıçta bu durumu saptayıp sergileyen feminist eleştiri daha sonra alanını genişletiyor. Her ülkede elbette farklı sorunlara odaklansa da ana yaklaşım hep aynı. Okur ve yazar olarak feminist eleştiri. Okur olarak feminist eleştirinin ilk örneğini Beware geliyor ikinci cins kitabında. Erkek yazarların kadını dışlayan söylemlerini eleştiriyor. Burada elbette kadınlıktan kastı biyolojik bir tanımdan çok kültürle kazanılan kadınlık bilinci. Konuya yine Kate Middleton'da Cinsel Politika kitabı ile yaklaşıyor 1969'da ama bir okur yaklaşımı olarak feminist okuma asıl Federle'nin 1978'de yayınlanan Direngen Okur kitabında somutlaşıyor. Kadınca okumak, kadın olmanın doğal, kendiliğinden bir sonucu olamaz diyor. Ona göre kadın okur, direnen okurdur. Yazar, yapıtlara kadın okur gözüyle bakarak bu yapıtlarda sergilenen cinsel ideolojiyi, kadın imgelerini, klişe kadın tiplemelerini saptayalım ve bunların feminist açıdan yorumunu, eleştirisini yapalım istiyor. Kadın olarak okumanın anlamı, eğer eşitlik, özgürlük konularını, İnsan haklarına duyarlı bir biçimde okumaksa,
bunu yapabilen erkekler de kadın olarak okuyabilir deniyor. Durum böyle olunca Marx'ın erkeklere anlatılan senin hikayendir diye seslenişine gönderme yaparak feminist edebiyat eleştirisinin de erkeklere benzer biçimde seslendiği düşünülebilir. Anlatılan senin de hikayendir. Hikayeni bir de bizden dinle denilebilir. Feminist eleştirinin kadın yazarların üretimine odaklanan kolu edebiyat tarihindeki kadın yazarları incelediği gibi yeni bir kadın söyleminin olanaklarını da araştırıyor. İlk örneği evet Wolf kendine ait bir oda ile ama tabii yöntem olarak feminist eleştirinin kendine yer açması 1975-80'leri oluyor. Daha sonra Beware ikinci cins ile gerçek varlık olan erkek öznenin karşısına öteki varlık olarak çıkarılan kadının nasıl ikincil konuma geçtiğini çözümlüyor. Derken Kadınlığın Gizemi kitabıyla kadın dergilerinde yer alan kadın imgesinden de söz ediliyor. Editörlerin erkek olduğu dönemde kadınların edilgen, çocuksu, genç ve mutlu anne olarak, editörlerin kadın olduğu dönemde ise kadınların kariyer sahibi, bağımsız insan olarak betimlendiği vurgulanıyor. Sonra Cinsel Politika 1970'te Kate Newton kitabı cinsel arası hegemonik ilişkinin nasıl yapılandırıldığını ve kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını tartışmasıyla önemli. Yine bir başka önemli konu burada Mills'a göre cinsel egemenlik en yaygın ideoloji. Sınıf ve ırk ayrımından bile daha keskin ve sürekli böyle bir saptaması var. Gelelim Showalter'a, kendilerine özgü bir edebiyatla 19. ve 20. yüzyılın kadın romancılarını inceliyor. Daha sonra bir kavram öneriyor, jinoleştiri kavramını. Bu da kadın yazarlarla erkek yazarlar arasındaki metinler arası ilişkileri feminist bilinçle irdeleyen çalışmalar için önerdiği terim. Ve edebiyatçı kadınlarla Morse ne yapmış? Kadın yazarların yapıtlarındaki temalarla biyografileri arasındaki ilişkiyi ve kadın yazarların birbirleriyle olan etkileşimlerini incelemiş. Ve tavan arasında çılgın kadın ya da deli kadın diye de çevriliyor Gilbert ve Gubar. Erkek yazarların eserlerinde kadın imgesinin evdeki melek ya da canavar olarak iki eksen arasında gidip geldiğini iddia ediyor. Ve aynı zamanda 19. yüzyıl kadın yazını geleneğinin ilginç bir yönünü ortaya çıkarıyor. O da nedir? Yazma korkusu. Evet, kesişimsellik feminist eleştiride de karşımıza çıkıyor. Smith, Siyah Feminist Eleştiriye Doğru adlı makalesinde siyah kadın yazarların metinlerinde hem cinsel hem de ırksal politika ile siyah ve kadın olma bilinci kurgunun ayrılmaz parçalarıdır diyor. Ardından Lord geliyor ve o da destekliyor. Hem kadın hem siyah hem de eşcinsellik dolayısıyla yaşadığı ayrımcılıkların kesişimlerinin hem yazılarında hem de yaşamda kendisini çoğul bir gerçekle var ettiğini söylüyor. Sessizliğin Dile ve Eyleme Dönüşümü adlı yazısında bizleri asıl ayıran nokta farklarımızda değil, sessizliğimizde yatıyor diyor. Ve bir yazısında da bir kadın için şiir yazmak lüks değil, gerekliliktir diyor. 90'lara gelindiğinde işin içine teorilerden çok farklı disiplinler geliyor. Postmodern bilim paradigmasının getirdiği disiplinler arası bakış ve çoklu yöntem anlayışı çok önemli 90'larda. Edebiyatta dil, kadın dili evet çok apayrı, yani saatlerce konuşulacak bir konu ama kısaca değinelim yine. Feminist edebiyat eleştirisi erkeklerin diliyle yazılmış metinlerin insanlık tarihini ve edebiyatı temsil edemeyeceğini söylüyor. Erkeklerin aşağılayıcı, ötekileştirici dili yerine başka bir dil kullanmak gerektiğini söylüyorlar. Çünkü eril dilinde ataerkilliği kurumsallaştırdığı gerçeği var. Le Guin, uygarlık serüveninin ilk işe yarar alet olarak okla başladığı bilgisine karşılık kahramanın hikayesi farklı olabilirdi diyor. Ona göre ilk kültürel gereç büyük olasılıkla doldurulacak bir nesneydi. O da ok yerine bir kap olabilirdi. Bu örnek insanlık tarihini
yaşamı belli anlatılar üzerine nasıl kurduğumuz konusunda ipuçları veriyor. Postmodern edebiyat kuramı kadın yazınının çoğunlukla okun hikayesi yerine kabın hikayesini dillendirdiğini vurguluyor. Günümüz metinlerine bakarsak zamanın çizgiselliğinin yerini görecelik ve çok katmanlılık, bütünlüğün ve tutarlılığın yerini parçalılık, tarafsızlık iddiasının yerini şimdinin eleştirel bakışı, büyük adamların tarihinin yerini ikincil ve farklı olanın aranması almış durumda. Edebiyatta kadın biçiminin erkeğinkinden farklı olduğunu kabul eden Wolf, bir kadının ben demesinin aynı şeyi bir erkeğin söylemesinden tamamen farklı olduğunu, bu iki benin aynı sözcük olduğunun bile iddia edilemeyeceğini savunuyor. Cinsiyet bağlamında dil konusu gerçekten çok ilginç. Leyla Erbil bir söyleşisinde şöyle diyor. Evet, yazarlık gövdeyle değil beyinle yazılıyor. Ama erkeklerce örülmüş ve kadınlık durumlarına gerçek yerin verilmemiş olduğu erkek egemen bir dilde miras aldığını istiyor. Şimdi şöyle bir not düşebiliriz buraya. Evet, dil cinsiyetli, söylem de cinsiyetli. Bu nedenle toplumsal cinsiyet rollerinden özgürleşme, dilsel dönüşüm gerektiriyor. Evet, otobiyografik okuma ve yazma, feminist edebiyat eleştirisine odaklandığı önemli bir yöntem. Showalter, kadın yazarın üzerindeki baskı, kimi zaman onu yeni ve gizli yollar bulmaya iterek yapıtın daha yoğun ve simgesel olmasını sağlar, diyor. Kurmaca, belki de en otobiyografik itirafların yapıldığı, otobiyografi ise çoğu zaman kurmacaya en yakın tür. Kurmaca, birebir gerçeği temsil ettiğini iddia etmediği için rahatlıkla otobiyografik özellikleri içinde barındırabiliyor. Otobiyografi ise belli bilgilerin ortaya serilmemesi için kurmacaya daha yakın bir tür aslında. Ayrıca şöyle de bakmalı, romanlar bir kadın yazarın aynı anda kadın ve yazar olarak kendini tanıma savaşını. Kadınların roman türüne duyduğu ilgi çoğunlukla kendilerini ötekinin üzerinden anlatma eğilimiyle de açıklanıyor. Türkiye'de kadın yazar sayısına büyük artışın olduğu 70'ler ve 80'lerde darbeler, aile, annelik, erkek egemen kurumlar konu edilirken çoğu yapıtın aslında otobiyografik olduğu saptanmış. Klasik kurmacanın postmodern dönüşümünde kadın yazını ve kadın yazarların etkin olduğu biliniyor. Şimdi bana böyle izin verirseniz 3 saat daha konuşurum, öyle olmasın diye hemen kaynakları açıyorum. Şöyle bir göz atabiliriz kaynaklara. Hem aynı zamanda yaz içinde bir okuma önerisi olarak alabilirsiniz bunları. Son olarak bu çalışmayı hazırlarken kendime aldığım bir iki notu paylaşacağım ve susacağım. Evet, ne yazmışım kendime, ne önemli benim için ve bizim için diye düşününce, görünür olmak, daha görünür olmak, yaşamın her alanına uzanmak, herkesi ve her sorunu kapsamak, eleştirmek, daha ayrıntılı eleştirmek. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgili Esen, çok teşekkür ediyoruz. Çok emek, çok yoğun birikim bir sunum idi. Bu sunumu ancak bir halk sağlıkçı yapabilir. Kişi hem halk sağlıkçı hem edebiyatçı olunca toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı ve edebiyat ancak bu şekilde anlatabilirdi. Kutluyorum seni. Çok çok tebrik ediyorum. Emekli olduktan sonra o birikimin de bu şekilde değerlendirmenden dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Hem arkadaşım olduğun için hem de bir kadın olarak seninle gurur duydum. Verdiğin örneklerde gerçekten edebi metinler, kadın algısı ve değişen konumu görmek adına önemli sosyal belgelerdir diyoruz ve bunun süreç içerisinde kadın algısının nasıl değiştiğini gördük. Yine edebiyat zincirleri fark ettirme de önemlidir, önemli bir araçtır dedik. Belki halk sağlığıyla da burada bütünleşiyor edebiyat, ne dersin? Bizler de
Sorunun önce farkına vardırılmasını sağlıyoruz motivasyon için. Sonra sorunun nedenlerini ve çözümlerine ulaşıyoruz. Bu anlamda da herhalde edebiyatla biz daha toplum bilimci olduğumuz için de insanları daha iyi anlayan bir grup olarak, onlardan birisi de olarak aynı zamanda onlara daha kolay ulaşabildiğimizi düşünüyorum. Çok doğru. Ben şiirlerimde mesela şunu sorarlardı hep bana, neden şiir yazdın diye. Ben de hep şunu söylerdim, aslında ben edebiyatçı değilim ama yazdığımız makaleleri kim okuyor? Gene halk sağlıkçı arkadaşım okuyor. Hepimiz bakış açısıyla hepimiz birbirimizi çok yakınız. Ama işte şiirlerle ya da sen romanlarınla insanlara daha kolay ulaşmış oluyorsun. Ve bu halk sağlığı birikiminle birlikte de onlara farklı mesajlar, sadece bir edebiyatçı olarak değil, bir de halk sağlıkçı olduğun için toplumsal sorunlara da daha kolay eğilip çözümlere de daha elini taşın altına koymuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok emeğine sağlık sunumun için tekrar. Ben toplumsal cinsiyet konuştuğumda hep şöyle başlıyorum söze. Bir günlüğüne farklı bir cinsiyette olsanız, kadınlar için erkek olduğunuzu düşünün, erkekler için de kadın olduğunuzu düşünün. Nasıl hissederdiniz? En çok yapmak istediğiniz şey ne olurdu diye konuşmaya başlıyorum. Empati yapmalarını istiyorum. Şimdi birkaç saniye düşünün. Bu karşı cinsten olsam nasıl hissederdim? Biz akademisyen ve kadınlar olarak bizim aslında iki şapkamız var. Bir kadın şapkamız var. Biz kadınlarla ilgili bir şeyler yazarken de edebiyatla da ilgilenen kadınlar olarak kadın şapkamızı da kullanıyoruz. Artı akademik yanımızda da bilgimizi de buna ekleyerek kadın haklarını belki savunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kadar ağır bilgiden sonra bir şiirle empati yapmanızı istiyorum. Kadın şapkamı takarak, sonra akademik şapkamı takarak akademisyen olarak konuşmak istiyorum. Burada kadınları da, kadın olmayan arkadaşlarım için, kadınları da anlamanız için bir fırsat, bir empati. Kadınım ben şiirin adı. Bir mola vermiş oluruz. Kadınım ben. Yüreğinde sevgi tohumları, gözlerinde ıslak umutlar. Kadınım ben. Varoluşa neden olup, varoluşum eleştirilen. Kadınım ben. İnce naif duygularımla bu kas katı hayata meydan okuyan. Kadınım ben, düşlerim var benim sevgi dolu sıcacık, tükenmeyen, tüketilemeyen umutlarım. Kadınım ben, güç timsali gözlerim zorluklarla çevrelenmiş dünyada, güzellik timsali gözlerim çirkin olan her şeye inat. Kadınım ben, umudunum ben senin. Ben yarınım, ben yaşamınım, yaşamım. Kadınım ben, seni doğuran anne, seni herkesten çok seven sevgili, sana sımsıkı sarılan kız kardeş, seni ilahlaştıran kız evlat. Ben kadınım. Evet, bu kadın yanımız. Şimdi akademik şapkamı takmak istiyorum ve biraz toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı konuşmak istiyorum. Sonra tekrar edebiyata döneceğim Esen'le. Çünkü sağlıklı olmak insanlığın varoluşundan beri önemini koruyan önemli bir temel kavram. 1948 yılında yürürlüğe giren Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda da sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Diğer bir ifadeyle sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal bileşenleri etkileyen faktörlerin de bir sonucu aslında. Sağlığın diğer evrensel bir özelliği de doğuştan gelen bir insan hakkı olması. Sağlık hakkı içeriği ve ele alınış biçimiyle farklılık göstermekle birlikte günümüze kadar kabul edilen birçok insan hakları belgesinde de tanımlanıyor biliyorsunuz. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde sağlık hakkı herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim,
konut ve tıbbi bakım hakkı olduğu ifadesiyle yer alıyor. Yine insan hakları belgelerinden alma atayı izleyen pek çok konferans ve bildirgede sağlık hakkı tüm bireylerin sahip olduğu bir hak olarak tanımlanmış ve bu hakkın hayata geçirilmesinde devletlerin sorumluluğuna vurgu yapılmıştır. Devletlerin sorumluluğuna. 1979'da imzaya açılan kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi SEDAV, eğitim, istihdam gibi diğer temel alanlarda olduğu gibi sağlık sisteminde kadınlara yönelik ayrımcılığı görünür kılması anlamında da önemlidir. SEDAV'da kendisinden önce gelen insan hakları belgelerinde eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkeleri kabul edilmişken SEDAV kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmadığını, kadınların ve erkeklerin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanamadıklarını ve bunların çözülmesi için devletler tarafından bu sorumluluğu almaları gerektiği üzerinde durmuştur. Türkiye'de de bu anlamda kadınların temel insan hakları olması konusunda ve temel hakların korunması konusunda mücadele eden, ayrımcılıkla mücadele eden bir süreç izlenmektedir. Özellikle bu süreçte 1980'li yıllardan itibaren yeni bir ivme kazanmış ve ülke uluslararası alanda gelişen cinsiyet eşitliği, norm, hedef ve politikaların güçlü bir savunucusu ve paydaşı olmuştur. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uygar dünyanın bir parçası olma süreci 1985 SEDAV ile, yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesiyle imzalamasıyla başlamıştır. Ve daha sonra 2011 yılında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele, yani hepimizin diğer bildiği İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla önemli bir adım atılmıştır. Ancak sonra bir değişiklik olmuş. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kazanımlara bazı temel kadın haklarına karşı ciddi bir direnç, engelleme ve tersine çevirme eğiliminin gelişmesine hepimiz şahit oluyoruz. Bu sürecin en temel hamlesi resmi devlet belgelerinden ulusal bir hedef olarak bugüne kadar benimsenen toplumsal cinsiyet eşitliği normunun çıkarılması oldu. Toplumsal cinsiyet kavramının kullanılmasına yönelik eleştiriler eğitim alanındaki kamu kurumlarında toplumsal cinsiyetin kullanılmaması ile sonuçlandı. YÖK'ün toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesinin kaldırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin de sonlandırılması bu konudaki en somut örnekler arasında yer almakta. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile 20 Mart 2021 tarihinde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden imzasının geri çektiğinin açıklanması da önemli bir geri adım olarak düşünülebilir. Kadın hakları evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Ailevi toplumda, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için eğitim, kültür, ekonomi, hukuk, sanat, edebiyat önemli burada. Bütün bu alanlarda çalışmanın yapılması gerekli ve zorunludur. Özellikle edebiyat da bugün konumuz itibariyle topluma ulaşma adına önemli bir araçtır. Dünya Ekonomik Forumu tarafından ilk 2006 yılında yayınlanan ve kadınların ekonomiye katılımını, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık ve kadının siyasi güçlendirmesi gibi kriterle değerlendirilen ve Esen'in de bahsettiği gibi ilk 2006'da yayınlanan küresel cinsiyet ayrımı 2021 yılı raporuna göre Türkiye dünyada 156 ülke arasından 133. sıraya gerilemiştir. Raporun ilk kez yayınladığı 2006 yılında ise Türkiye 115 ülke arasında 105. sıradaydı. Bu sıradaki gerilme ülkemizde cinsiyet eşitliğinin de gerilediğinin önemli bir göstergesi. Yine küresel cinsiyet ayrımı 2021 raporuna göre dünyanın cinsiyet eşitliğine ulaşmasının da 135.6 yıl süreceği öngörülüyor. Daha önceki bu tahmini rakam 99.5 yıldı. Şu anda 135.6 yıl olarak geriledi. Peki fırsat
eşliğinin sağlanmadığı durumda ne olur kadın ve erkek arasında? Bu durumda fırsat eşliğinin sağlanmadığı durumlarında kadınların eğitim haklarından yoksun kalıyor. İstihdam olanaklarından yararlanamıyor kadın. Yönetim ve karar mecralarında, yönetim mekanizmalarında yeterince yer alamıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete oluyor. Şiddete neden oluyor? Bu tür karar mercilerinde yer almaması da çok önemli. Kadın hakları ya da toplumsal cinsiyetin o ülkedeki yerleşimiyle ilgili. Peki kadına yönelik ayrımcılık çeşitlikten çok daha farklıdır. Sadece çeşitlik midir? Hayır. Sadece farklılık mıdır? Hayır. Bunun boyutu çok daha farklı. Bu durum bazen kadınlar hayatlarıyla öderler. Kadın yoksulluğu diye bir kavram var. Kahire'de ilk kez gündeme geldi. Kadın yoksulluğu da erkek yoksulluğundan farklı. Özellikle boşanmaların artmasıyla birlikte çocuklar da kadınların yanında daha fazla oldukları için kadın yoksulluğunu sağlık hizmetinden de yararlanamamayla birlikte bazen gene hayatıyla ödeyebiliyor. Bunun yanında kadın sağlığı da özellikle bir konu. Erkek sağlığında ya da erkek biyolojik özelliklerinden farklı kadın. Biyolojik özelliği ve fizyolojik görevi olan üremeye ilişkin olaylar. Bunların yol açtığı morbidite ve mortalite yükü yanında. Kadınların cinsiyetleri nedeniyle de aynı zamanda maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet ve süreçler. Yani hem biyolojik cinsiyet farklılıkları nedeniyle daha fazla sağlık hizmet gereksinimi var, hem de cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle de sağlık hizmetlerinden yararlanmak için dezavantajlı bir konumda kadınlar. Peki toplumsal cinsiyet o zaman kadın sağlığını kısaca nasıl etkiler? Riskler yaratır. Riskler yaratır, sağlık riskleri oluşturur. Sağlık hizmetine daha fazla ihtiyaç duyar ama bunun yanında sağlık hizmetinden daha az yararlanır ve sağlığın sürdürülmesinde güçlükler yaşar kadın. Sağlık hizmetlerine ulaşım ve kullanmada güçlükler yaşar. Tabii toplumsal cinsiyetle bu çok çok geniş bir konu. Haftalarca da konuşulabileceğimiz bir konu. Ama bugün daha çok edebiyat konuşacağız. Hepimize görevler düşüyor toplumsal cinsiyetle mücadele etmede. İşte politikacılara, bilim insanlarına, edebiyatçılara hepimize görevler düşüyor. Bugün de sevgili Esen'in hak sağlıkçı kimliğinin yanı sıra edebiyatçı kimliğiyle de kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelesine şahit olduk. Seni tekrar kutluyorum Esen'ciğim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Artık edebiyat konuşalım ve sen hak sağlıkçı tarafımızı şöyle bir tarafa bırakalım. Evet. İki güzel romanım var. Mimoza. Ve içimdeki 40 kadından bir öyküm var. Bak işaretledim önemli yerleri. Evet. Diyorum seni gerçekten ikisi de çok güzel. İlk sorumu soruyorum. Neden mimoza? Neden mimoza? Tabii bunu sorarken mimoza ismini benim verdiğimi düşünüyorsun. Evet. Ama öyle olmadı. Kitabı yazdıktan sonra isim bulmada çok zorlandım doğrusu. Değişik seçenekler denedim, olmadı bir türlü. Bu konuda ben yayıncımdan yararlandım, yardım aldım. Duvar Yayını'nda kitabını yayına hazırlayan Berkan Balpetek kendi arkadaş grubuyla epeyce bir günlerce süren bir çalışması oldu. Fikir alışverişleriyle bu kitabın ismi ne olmalı diye soruldu. Böyle bir tür odak grup görüşmesi gibi bir şey yaptılar onlar ve Mimoza ismine karar verildi. Ama çok memnun oldum bu ismin bulunmasına. Benim de tabii onayladığım ve sevdiğim bir isim oldu. Çünkü Mimoza dendiğinde işte biliyoruz her 8 Mart'ta mimozalarla meydanlara çıkıyoruz. Bir direnişin simgesi mimoza. Herhangi bir ağaç çiçeği değil. İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor öyküsü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da İtalya Kadın Birliği'nin
araştırdığı, bulduğu, kendilerine moral vermek üzere seçtiği bir çiçek, mimoza çiçeği. Çok da seviyorum. Kitabımın adının Mimoza olmasından çok memnunum. Çok çok teşekkür ederim. Bence de çok güzel, çok doğru bir karar. Şimdi kitabın arkasında bir bölüm okumak istiyorum. Eril ideolojinin çizdiği yolda bir anlamda yok oluşa doğru sürüklenen kadının hemen hemen yaşamın her alanında geride kalışı anlatılırken ekonomik ve psikolojik şiddetin çok boyutlu etkisi kimi bölümlerde bir tür ölüm diye tanımlanıyor. Çok enteresan, çok çarpıcı. Peki romanında neden psikolojik ve ekonomik şiddet üzerinde daha fazla durma ihtiyaç hissettin? Evet. Fiziksel şiddet, biliyoruz hepimiz, gözle görülür olan fiziksel şiddet. Hatta toplum artık sanırım psikolojik ya da ekonomik şiddeti normalleştirmiş durumda. Onu şiddet olarak bile algılamıyor. Şimdi farkındalık olmayınca da tabii sorunun çözümü içinde bir şey yapamıyorsun. Hani biraz önce söyledik ya, edebiyat farkındalığı sağlıyor aslında, bu zincirleri fark etmemizi sağlıyor. Sen de bunu yapmışsın, kutluyorum bu anlamda. Neden peki daha çok fiziksel şiddet genelde romanlarda ele alınır? Neden sen psikolojik ve ekonomik şiddeti aldın? Evet, evet. Aslında bunun bir eksiklik olduğunu düşündüğümden. Tabii az önce sunumumda da belirttim. Gerçekten kadına yönelik şiddetin en can yakıcı sonucu elbette insanların yaşamını yitirmesi, kadın cinayeti ya da çok ağır fiziksel yaralanmalarla engelliliklerin ortaya çıkması. Ama uzun dönemde kadına yönelik ekonomik ve psikolojik şiddetin de çok ciddi sorunlara neden olduğunu biliyoruz. Ve zorluğu da zaten burada. Şiddetin o döngüsünde de var bu. Şiddet sistematik giden bir şey. Döngüsel bir sorun. Ve özellikle ekonomik şiddette, psikolojik şiddette de öyle. Yıllar ve yıllar geçiyor. İnsanlar şiddete maruz kaldığının bile farkında değil. Çünkü bu yaşamın içine girmiş durumda. Yaşadığı şeyin şiddet olduğunun farkında değil insanlar. Bunu anlatmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor ama kimler üzerinden, bir de neden sosyoekonomik açıdan daha üst düzeydeki kişileri seçtim karakter olarak. Burada da bir açık olduğunu düşündüğümden, bu konunun yeterince işlenmediğini düşündüğümden. Çünkü şöyle bir bakışa sahibiz. Meslek sahibi, para kazanan, iyi bir statüde olan kadınlar da bir gerçeği görmeme eğilimi içindeler. Hepimizde vardır bu. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak şekilde düşünmeye yöneliriz. Bir tür polyanacılık. Hep iyi bir yerde durduğumuzu düşünmek isteriz. Hatta kadına yönelik şiddetle ilgilenen kadınlara da şöyle bir baktığımızda aslında çoğu okumuş, meslek sahibi olan kadınlardan söz ediyorum. Çoğu psikolojik şiddet mağdurudur, ekonomik şiddet mağdurudur bir taraftan da, ama bunu görmeyi istemez ve bu kadınlar da kadına yönelik şiddetle ilgilenirken özellikle kadın cinayetlerini ve fiziksel şiddeti alırlar. Ekonomik şiddet nedir diye sorduğumuzda, hani birçok kişi, bilenler diyeyim, hiç bilmeyen de var tabii. Hemen şunu söyleyebilir. Erkeğin kadının çalışmasına izin vermemesi. Ya da işte erkeğin ev hanımı olan, ev kadını olan eşine günlük harçlık vermemesi der. Bu bize neyi düşündürüyor? Gerçekten sosyoekonomik açıdan daha alt düzeyde olan, mesleği olmayan, para kazanamayan bir kadını düşündürüyor. Oysa bu şiddetin kapsamı geniş.
herkesin yaşadığını biliyoruz. Edebiyatta da yine bu konunun altını çizmek gerekli. Adını söyleyerek, hatta kitabın adında da kapağında da, hani bu eleştirilebilir, neden bir romanda böyle bir not var diye. Ben özellikle olmasından rahatsız değilim, görünebiliyor mu? Kadına yönelik ekonomik ve psikolojik şiddet üzerine. Çünkü bunu konuşmamız gerekli. Adının bu olduğunu söyleyerek konuşmamız gerekli edebiyatta da. Yeterince işlenmediğini düşündüğümden özellikle bu konuyu seçtim. Emeğine sağlık. Bir tür ölüm diye ifade ediyorsun. Bir tür ölüm. Evet. Çok önemli bir geldi bana. Konuya değindin. Aslında hani az önce söylediğim yaşamak sadece nefes almak değildir konusuna da dayanıyor bu. Var olmak kişinin her yönüyle kendini var etmesi diye algılanmalı. Yani eğer işte ben hekim olduğumda var olmuş olacaksam, hekim olduğumda artık varım. Ya da resim yaptığımda, şiir yazdığımda, dans edebildiğimde, şarkı söyleyebildiğimde varım. Ben kendi sosyal çevrem olduğunda varım. Sadece kendi arkadaşlarımla gezebildiğimde, istediğim filmi istediğim zaman izleyebildiğimde varım. Yani bu konu aslında insanın kendini gerçekleştirme konusu, var olmak. Orada kitap kapağın arkasında da yer alıyor. Hani başka bir insana dön. Evet, değiştim, dönüştüm. Daha az ben olan birine derken, normal sürecinde başka biri olacakken artık yapamadıkları birike artık başka biri olmaktan söz ediyor. Bu da asıl olması gereken kişinin bir anlamda ölümü diye yorumladım ben. Bir başka ölümden kastım bu. Tam anlamıyla var olabiliyor muyuz? Gerçekten biz olabiliyor muyuz? Kendimiz olabiliyor muyuz? Bunu sorguluyor kitap bir taraftan da. Yüreğine sağlık. Toplumsal cinsiyet belki de kadınların varoluşunun önünde de, sadece insan hakları diyoruz ama kadınların varoluşunun önünde de büyük bir engel. Kadınlar kendilerini ortaya koyamıyorlar ve aslında yaşayamıyorlar. Bir tür ölüm diye ifade etmen çok güzel. Yüreğine sağlık, farkındalığına sağlık. Edebiyat tam da burada kadınların bunu görmelerini sağlamak için güzel bir araç. Sen de bunu sağlamaya çalışmışsın. Çok çok beğendim. Bir tür ölümü, o nedenle açmanı istedim. Peki başka bir paragrafta, kitapta özellikle sosyoekonomik düzeyi yüksek, lisans ve lisansüstü öğrenim görmüş kadının maruz kaldığı ekonomik ve psikolojik şiddet, emekli öğretmen Sevda Özgür Kukla'nın yaşamından sunuluyor. Şimdi genelde, bu da enteresan, neden sosyoekonomik düzeyi yüksek? Daha çok bunu anlatmaya çalıştın. Bir de neden Sevda Özgür Kukla? İsim çok enteresan, karakterli. Sevda Özgür Kukla. Neden? Evet. İlk gerekçesi vardır diye düşünüyorum. İlk sorunun ilk bölümüne yanıt vereyim. Neden sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kişileri konu edindim? Gerçekten bu konunun ele alınmadığını düşündüğümden ve bu kişilerin de hatta ne yaşadıklarının çok farkında olmadıklarını düşündüğümden bu konuyu özellikle ele aldım. Sevda Özgür Kukla konusuna gelince, evet, orada bir oksimoron var. Bunu sevgili arkadaşım, emekli halk sağlığı uzmanı Doktor Gönül Malat da fark etmiş. Kitap incelemesini yazdı. Hekimce Bakışta ve Yazıyorum dergilerinde yayınlandı. Okumanızı öneririm. Çok güzel bir incelemeydi. Orada elbette seçerek buldum o sözcükleri.
özgür sözcüğünün sevda ve kukla arasında sıkışık kalması da bir metaforik değeri olan, simgesel değeri olan bir özellikti benim için. Bunu kullanmak istedim. Nitekim kitapta Sevda Özgür Kukla, eşi Ahmet Kukla'dan boşanıyor ve artık Sevda Özgür olarak yaşamını sürdürüyor. Orada da bir kartvizit esprisi var hatta. Kartvizit değiştiriyor. O kartvizit de bir kimlik konusuna simgesel yaklaşım denilebilir. Kukla da yine öyle özellikle seçilmiş. Aslında kukla ataerkil toplum düzeninde erkeğin ne kadar zorda olduğunu da gösteren bir örnek. Dikkatli okuyucular fark ettiler bunu. Hiçbir zaman kadınları önceleyen, sürekli kadını savunan bir kitap olmadı Mimoza. İçindeki erkek karakterler de bu yapı içinde ezilmişlikleriyle, zorda kalışlarıyla ön plana yer yer ön plana çıkıyorlar. Kukla da Ahmet Kukla'dan geliyor. Sevda Özgür Kukla'nın eşi. O da kukla. Neden? Birilerinin ipleriyle yönetiliyor. O ipler nerelere uzanıyor? Evet, aslında ataerkil düzene uzanıyor. O da evet, simgesel bir anlatım. Peki Esen'cim, toplumsal cinsiyet deyince hep kadın aklımıza geliyor aslında. Ama toplumsal cinsiyet aslında sadece kadınları mı etkiliyor? Ne dersin? Hayır. 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 Toplumsal cinsiyet dediğimizde zaten bizim işimiz toplumla. Yani toplumun tamamı. Herkes. O yüzden herkes sözcüğünün hep altını çizmek istiyorum. Yani sağlıkta da öyle. Sağlık hizmetini kime götüreceğiz? Herkese. Kimleri önemseyeceğiz? Herkesi. Toplumsal cinsiyet kavramı da evet, herkesle ilgili bir kavram. Erkekler, kadınlar, kadınlıklar, erkeklikler diye artık tanımladığımız, genişlettiğimiz, geniş bir çerçeveden incelediğimiz bir kavram. Edebiyatta da aynı şey geçerli olmalı. Evet. O gözle bakılmalı. Evet. Toplumsal cinsiyet belki aslında hani daha çok kadınlar olmakla birlikte tabii erkeklere de gerçekten çok zarar veriyor. Erkekler güçlü olmak zorunda. Erkekler ağlamaz. Halbuki erkekler ya da kadınlar insan, iki insan türü, her ikisi de ağlayabilir. Her ikisi de zayıf anları vardır. Her ikisi de illa güçlü olmak zorunda değil. Aslında erkeği de farklı roller biçiyor. Bu nedenle erkeklik çalışmaları da çok kıymetli. Bir erkeklik çalışan hocamız şöyle bir şey söylemişti. Erkekleri önce anlayacağız, sonra dönüştüreceğiz. Erkekli hocamız da çok hoşuma gitti. Bu nedenle hani biz sadece kadın çalışarak bir yere ulaşamayız. Bu toplum kadın ve erkeklerden oluşuyor. Nasıl işte diyoruz ki siyasal haklarda işte meclisin %14'ünü kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle eril kararlar alınıyor. Biz buna karşıyız. Hangi siyasi görüş hiç önemli değil. Orada en azından toplumun yarısı kadınsa yarısında mecliste olması gerekiyor diye savunuyoruz. Bu durumda aynı şekilde erkeklik çalışmaları da kıymetli. Çünkü toplumun yarısını iyileştirdiğinde, yani kadın cephesini iyileştirdiğinde, erkeklerin bakış açısını değiştirmediğinde, erkeklik çalışmadığında bu sefer yine bir dengeyi sarsmış oluyoruz sanırım. Erkeklikle çalışmak gerekiyor kadınları çalıştığımız kadarıyla. Bu nedenle ben özellikle mesela Dünya Kadınlar Günü'nde sabah toplumsal cinsiyet ve kadın konuşuyorum. Öğleden sonra erkeklik konuşuyorum. Her ikisinin de ele alınması gereğine çok inanıyorum. Her ikisinin de çünkü sağlıklı halinin iyileştirilmesi gerekiyor bu sorunun çözümü için. Aynı zamanda sadece toplumsal cinsiyete karşı anneler yetiştirdiğimizde bu çözüm değil. Aynı zamanda toplumsal cinsiyete karşı babalar da yetiştirmemiz gerekiyor ki toplumsal cinsiyete karşı çocuklar, sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir toplum oluşabilsin. Şimdi içimdeki 40 kadındaki öykünden birkaç satır okumak istiyorum. Bu da çok dikkatimi çekti. Bu gene psikolojik şiddete ve ekonomik şiddete maruz kalan Dilan.
babasıyla konuşuyor. Baba dedim, ben dedim, ölüyorum sanki dedim. Kızım dedi, bir eksiğin yok dedi. Baba dedim, var dedim, bir şeyler eksik, dayanamıyorum. Toplumdaki belki de bu gene kadına yönelik şiddete karşı tutumu çok güzel bir paragrafta almışsın Esen'cim. Normalleştiriyoruz değil mi? Bu normalleştirmede acaba ne yapabiliriz bu normalleştirmenin değişmesi için? Ben toplumsal psikoz diyorum aslında şu anda toplumdaki birçok patolojik şey normalleştirilmiş durumda. Bu da toplumsal cinsiyet belki bunlardan birisi. Neden? Çünkü bakıyorlar televizyondaki birçok dizide kadın şiddete maruz kalıyor. Onu çocuklar izlediğinde normalleştirmiş oluyor. Demek ki kız çocuğu izlediğinde bu şiddete maruz kalınabiliyor. Ya da erkek çocuk izlediğinde işte şiddet uygulanabiliyor. Bunu görebiliyor. Normalde bir komedide kadının saçını çekiyor. Karşısındakiler kahkaha atıyorlar. Demek ki bu komik olabiliyor. Ya da biliyorsun çoklu analizlerde en çok aslında bu şiddet sirkülasyonu. İşte annenin ve babanın çocuğun yanında şiddete şahit olduysa çocuk, baba şiddet uyguladıysa anneye, erkek çocuk daha şiddet uygulayabiliyor. Ya da kız çocuk buna şahit olduysa şiddete sessiz kalabiliyor. Bu önemli bir şey. Bu normalleştirmede belki de edebiyatın rolü de çok büyük değil mi? Sen de bununla ilgili mücadele veriyorsun ve bu farkındalığı artırmaya çalışıyorsun. Bu nedenle ölümle özdeştirmen ya da işte baba ölüyorum demesine rağmen işte her şeyin karşılanıyor, bir eksiğin yok. Bu aslında bunun olmaması gerektiğini topluma bir mesaj veriyorsun, yüreğine sağlık. Bir şey daha soracağım. Burada eksik bir şeyler var. Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satılmaz, eksik bir şeyler var. Dili Dilan romanın sonunda çok güzel okudum, bak hepsini okudum. Burada işte sergideki eşyaları çıkartıyor falan filan ama sonra eksik bir şeyler yazan kartonu sehpaya bırakıyor. Eksik bir şeyler ne? Evet, şimdi o zaman öykünün içeriğinden kısaca bir söz edeyim, herhalde iyi olacak. Orada bir avukat kadın baş karakter ve eşi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarım bölümünde bir öğretim üyesi. Bir enstalasyon çalışması yapıyor ana karakterin eşi erkek olan ve konusu kadına yönelik şiddet. Orada aslında şunu da eleştiriyorum. Kadına yönelik şiddet sadece kadın cinayetleri ve fiziksel şiddet olarak algılanıyor. Bir üniversitede çalışan ve konuyu kendine iş edinmiş biri iken bile orada dar kapsamda tutuyor diye eleştiriyorum. Enstalasyon çalışması için pek çok objeler arıyor. İşte kadın cinayetiyle ilgili ya da fiziksel şiddetle ilgili bıçaklar, işte efendim şişler, şunlar bunlar zarar veren gerçek olayları araştırıyor ve onları topluyor. O çalışmayı yaparken o söylenmeye başlıyor. Yani eksik bir şeyler var gibi ama nedir çıkaramıyorum diyor. O eksik olan şeyi, çünkü o enstalasyonun serginin başlığı kadına yönelik şiddet ve şiddet ve o konudaki her şey. Kadına yönelik şiddetle ilgili her şey başlığı eşi tamamlıyor. Neyle tamamlıyor? Aslında bir psikolojik şiddet mağduru. Eşi çok baskın bir karakter, öğretim üyesi olduğu halde. Onun efendim sosyoloji yüksek lisansı yapmasına engel olmuş. Başka yapabileceği pek çok şeyi yapamamış. Onunla ilgili evden belgeler toplayıp oraya götürüyor. Yani orada da psikolojik şiddeti somutlaştırmış oluyoruz. Yine simgesel bir anlatım var tabii bu öyküde de. Ama ben tabii bu kitabı sadece kendi öykümle değil, içindeki
Diğer öykülerle öneririm. Diğer çok değerli yazarlar var. Hızlıca şöyle bir bakayım. Tuğba Aktaş Deli, Zeynep Aliye, Berma Alper Uğurlu, Oya Demir, Pelin Batu, Erendiz Atasü, Hatice Meryem. Hatice Meryem'in Bir Kadını Nasıl Bir Kadını Öldürmeye Nereden Başlamalı kitabını okumanızı öneririm. Mine Söğüt, Hülya Soyşekerci, Şükran Yücel, Mavi Sel Yener, Zehra Ünüvar, Özge Mumcu Aybars, Zeynep Oral, Rakella Asal, Raşel Asal ve Meral Kaplan, Selda Kartal, Sevim Korkmaz Dinç. Şimdi hepsini sayamayacağım. 40 kadın yazar ama hani sırf kendi ismimle burada anmak haksızlık olur. Okumanızı öneririm. Teşekkür ediyorum gündeme getirdiğiniz için de. Teşekkür ederim Esen'ciğim. Peki Mimoza'yı okuyanlardan aldığın geri bildirimler nasıl oldu? Kadınlar ya da erkeklerin geri bildirimleri değişik oldu mu senin için? Tepkileri nasıldı? Evet. Olumlu geri bildirimler aldım genel olarak. Şu da bir gerçek, daha çok kadınlar okuyor. Kadınlar belki okumayı daha çok seviyor. Ve beni etkileyen geri bildirimlerden en önemlileri hiç tanımadığım insanlardan aldığım geri bildirimlerdi ve bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum. Kitabı okuduktan sonra beni anlatmışsın diyen de çok kişi oldu. Bu da beni çok etkiledi. Farklı bir biçimi olmasına karşın bunun da olumlu karşılandığını gördüm. O da aslında cesurca bir çıkıştı ama pişman olmadım böyle yaptığıma. Erkek okurlara gelince bazılarından çok az sayıda da olsa çok güzel yazıyorsun ama yani neden bu konu canım? Hani ne kadar önemli konular var iken sen aslında hani birikimin de çok iyi, neler neler yazabilirsin, niye bunu yazdım ki diyenler oldu. Bunu da şuna bağlıyorum. Gerçekten yüzleşmek en zor olan şeydir. Yüzleşmek zordur. Çünkü erkeklerde de şöyle bir sorun demeyelim ama şöyle bir durum var. Kadına yönelik şiddeti onlar da sadece kadın cinayeti ve ağır fiziksel şiddet üzerinden ele aldıklarında kendilerini daha kolay iyi hissedebiliyorlar. Çünkü diğer şiddet tiplerini yok saymak bir tür temiz karne alma, sınıfta kalmama hali gibi düşünülebilir. Kendimizle yüzleşmek çok hoşumuza gitmiyor diyeyim. O nedenle yaşamadığımız şey. Çünkü ben hiçbir kadını şimdiye kadar öldürmedim demek ne güzel. O zaman çok iyiyiz. Hiçbir kadını dövmedim. Hiçbirine küfretmedim demek çok güzel. Ama başka şiddet tiplerine ve daha yaşamın ayrıntısına indiğimizde o zaman neler çıkıyor? Evet ben de bunu yaptım, yapıyorum. Ve onunla yüzleşmek zor oluyor. Sanırım bu nedenle içerikle ilgili bazı erkeklerin tepkisi oldu. Olumsuz tepkisi oldu. Ama çok sayıda değil. Onun da toplumsal cinsiyet tutum çalışmalarını çok değerli buluyorum ben. Hem ülke çapında hem de bölgesel olarak bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü bölgelerde de bu toplumsal cinsiyet değiştiği gibi etkileyen faktörler de değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle bilim insanı tarafımız da tabii bu anlamda yetkinlik, sorumluluk da gerektirir. Hak sağlıkçıların bu anlamda büyük görevler düşüyor. Sorunun tanımlanması ilk aşamada, tabii daha sonraki aşamada sorunun çözümü için müdahale çalışmaları belki yapılabilmesi adına. Peki hak sağlıkçı olmanın yanında artık bir edebiyatçısın ve anladığım kadarıyla bu romanların devamı da gelecek. Bu seni farklı hissettirdi mi?
Aslında doğrusu ben kendimi hani edebiyatçı diye değil de edebiyatla ilgilenen biri diye tanımlamayı tercih ederim. Çünkü edebiyat çok zor bir alan. Profesyonel olarak düşünüldüğünde de gerçekten edebiyatla yani profesyonel olarak ilgilenen kişilere büyük bir haksızlık yapmış olurum. Ama yazmalı, evet, herkes yazabilir. Herkes resim de yapsın, herkes şarkı da söylesin. Ama hani tabii resimli iki resim yaptık diye ressam olmuyoruz. Onun gibi yazmak da öyle. Edebiyatçı olduğumuzu belki başkaları söyleyebilir ama nasıl söyleyebilir? Belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neler ürettiğimizle ilgili, nereye vardığımızla ilgili bir şey olabilir. Ama evet, edebiyatla ilgilenmekten mutluyum, öyle diyebilirim. Ama şurada var tabii, şunu söylemek gerekiyor. Ben de mesela şiir yazan birisi olarak nasıl yazıldığını bilmekle yapmak farklı şey. Edebiyatçılar, edebiyat eğitimi alan insanlar diyeyim. İşte roman nasıl yazılır ya da şiir nasıl yazılır, bunun teknik kısmını bilebilirler. Ama bütün edebiyatçılar şiir yazamaz ya da bütün edebiyatçılar roman yazamaz. Sonuçta ben birçok edebiyatçı bana gelip hocam bu şiir nasıl olmuş diye soran edebiyatçılar çok var. Ben diyorum edebiyatçı sizsiniz. Bana şöyle diyorlar ama hocam şiir yazan sizsiniz. Yani bilmek ve yazmak farklı şeyler. Sen de ürünlerinle, romanlarınla iyi bir yazarsın. Daha iyi bir yazar olacağından da eminim. Peki bu yazarlık değil o zaman, edebiyatçılık değil belki. İleride önemli bir edebiyatçı olabilirsin. Bu yazarlık tırnak içinde topluma ulaşılabilirliğini artırdı mı senin? Elbette. Çünkü elle tutulur bir yapıt ortaya koymak ve onun dolaşabilir durumda olması, ulaşılabilir durumda olması elbette pek çok kişiye ulaşmayı sağlıyor ve zaten az önce de söylediğim gibi beni belki de en mutlu eden geri bildirimler hiç tanımadığım kişilerden de oldu. Tanımadığımız insanlara ulaşabiliyoruz. Bir o olanak bu. Öyle de düşünülebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum Esen'cim. Seninle birlikte olmak çok keyifliydi. Önceden seninle iki halk sanatçı olarak bir araya gelip bir panel ya da işte konferansta buluşabileceğimizi düşünürdüm. Ama edebiyat noktasında ikimizin buluşacağı hiç aklıma gelmezdi. Umarım çok daha farklı alanlarda da birlikte olabiliriz. Peki katılımcılara son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hı hı. Çok teşekkür ediyorum böyle sabırla dinledikleri için, devam edenler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak ne diyebilirim? Hani kendim için de bir dilek bu aslında. Keşke daha çok okuyabilsem diyorum ben hep. Ne olur okuyalım. Hani herkese söyleyeceğim şey bu. Daha çok kitap okuyalım. Çünkü giderek tehlikeli bir hal aldı. Herkesin elinde cep telefonu, işte Facebook'lar, Instagram'lar bir yapay iletişim halidir almış başını gidiyor. Şu kağıtlarla eski kağıt kokusunu, kitap kokusunu duyduğumuz dönemlere biraz daha özenir oldum. Daha çok okuyalım diyorum. Bir de ne diyebilirim? Şöyle bir günlere gelsek diyorum. Nasıl bir günlere? Ben bir kadın olarak gece saat 3'te evimden çıkıp şöyle bir yürüyüp hava almaya bir yerlere gidebilmeliyim yazın. Öyle zamanlar gelsin istiyorum. Kadın cinayetlerini konuşmadığımız, bu kadar şiddeti konuşmadığımız zamanlar gelsin istiyorum. Ve bunun için önce okuyalım. Evet. Çok okuyalım. Çok teşekkür ederim. Seni göndermiyoruz. Sorularımız olacak. Birazcık daha bekleyeceğiz. Ama bir şiirle bir mola, bir nefes alalım. Sonra sorulara döneceğiz. Bir kadın şiiri okuyalım.
sormak istiyorum gene benden. Burada kadın esprili bir şekilde K harfini ayırarak adından bahsettim. Kadın. Adın adımda saklı. Kanın kanımdan alıntı. Canına canımdan ruh katıldı. Ömrümden ömrüne emanet can, candan tatlı. Kadın. Adın adımda saklı. Yok etmeye çalıştığın umudum ruhumda. Bahtımın karısı alnımdaki yazıda. Kalbimde açtığın yara akan kanı damarında saklı. Kadın. Adın adımda saklı. Çırpınan yüreğimde sevgin dolambaçlı. Gözlerimdeki heyecan ve hüzün kaçamaklı. Benden aldığın seni var eden her şey. Yazık. Yazık. Ağlamaklı. Evet, insan haklarının korunarak demokrasinin geliştirilmesi, ulusal kalkınmanın sağlanması ancak kadınlarımızın geliştirilmesiyle mümkün. Kadının gücü sadece kadınların geleceği için değil, dünyanın geleceği için kritik bir öneme sahiptir diye ben sözümü tamamlamak istiyorum. Esen'cim şimdi sorulara bakalım. Gönül Malat sana şunu sormuş. Hocam sanırım Saliha hocamın bağlantısı koptu. Evet. Ben şimdilik soruları size aktarayım Saliha Hı-hı. hocam aramıza katılana kadar izninizle. Tabii. Şimdi hemen hocam katıldı. Hocama ben sözü bırakayım tekrardan. Şimdi kamerasını açmasını bekliyorum Saliha hocamın. Bizi duyabiliyor sanırım. Çok keyifli, güzel bir webinardı. İnanın keyifle dinledim. Sonda konuşacaktım bunu ama bu arada bunları da söylemiş olayım. Yani Saliha hocamın şiirleri, sizin sunumunuz inanın çok keyifli vakit geçirtti bana. Sürenin nasıl aktığının bile farkına varamadım açıkçası. Saliha hocam katılana kadar iyi dileklerini ileten öncelikli hocalarımız var. Salih, Nilüfer, Pınar, Türkan Hoca, Gönül Hoca, Ali Hoca, Gülden Hoca, Aysun Hoca iyi dileklerini iletmişler sunumunuzu. Çok beğendiklerini ifade çok etmişler. Çok teşekkür ederim. Sorulara doğru Saliha hocam da aramıza katıldı. Saliha hocam. Sizlerde bir problem oldu. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Bu teknik sıkıntılar oluyor. Ben başlangıçtaki iyi dilekleri ilettim. Soruları size bıraktım hocam. Ben tekrar arka plana geçiyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız mesajlar görünmüyor bende. Görünmüyor. Hemen gönderiyorum hocam tekrardan. Mesajların hepsini. Sizi bekleteceğim hocam, kusura bakmayın. Esen'cim çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok ben teşekkür ederim. Keyifli. Çok keyifliydi. Net gitti birden, kusura bakmayın tam okurken. Evet. Arada bizim mesajlarımız falan da var. Onları dikkate almayın lütfen. YouTube'dan sorular için mesajlar gönderiyorduk biz arkadaşlarımıza. Ben yine arka plandayım. Siz dinliyorum. Tamam. Birçok arkadaşımız kutluyor Esen'cim. Teşekkürler. Bakıyorum ben sorulara. Hocam hepsi gelmedi ama ben bu soruları göremiyorum. Lütfü hocam.
Hocam parça parça tekrar parça parça tekrar gönderiyorum ben soruları. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet, kutlamalar var Esen'cim okuduklarımda. Teşekkür ederim. Rayka Durusoy şunu söylemiş. Biz de Esen'in sanat anlamında ressam olarak bilir ve izlerdik. Derken edebiyat anlamında da böyle bir özelliğimiz var mı Esen'cim? Evet, resim yapıyorum. Bir kişisel sergim de olmuştu 1998 yılında. Epey zaman olmuş. Daha sonra ara ara çalıştıysam da, atölye eğitimi aldıysam da çok sürdüremedim. Uzun zamandır boya kutularım kapalı bir kenarda. Ama hiç belli olmaz, bir ara tuvalimi çıkarıveririm. Evet, biz sanatın bir tarafından tutunduğumuzda diğer taraflarını da bırakmıyoruz. Benim de hayalim bir roman yazmak. Ama emekli olduğumda belki. Çünkü hani şiiri anlık yazabiliyorsun. Öykülerim var. Benim de bu arada bir öykü kitabı çıkartacağım daha önce. 10 öyküden oluşan. Ama gene biz hep halk sağlığıyla bütünleştiriyoruz. Topluma mesaj vermek bu arada. Hem edebiyat hem de topluma mesaj vermek derdiniz. Ben de o öyküde gene işte kadına yönelik şiddet, çalışan çocuk, sokak çocuğu vesaire bunların oluştuğu 10 öyküden oluşan bir kitap çıkartacağım. İlk öyküm tamam. Akabinde roman hayalim var. Emekli olduktan sonra. Çünkü daha uzun süre soluklu oturmak gerekiyor. Dikkatini toparlaman gerekiyor. Ben yani çok yoğun olunca çalışma esnasında bunu yapamıyorsun. Şimdilik şiir kitapları, 4. kitap gelecek ama ileride hayalim roman. Evet, Aysen Türkmen demiş ki slaytlara temizlik malzemeleri çok yakışmış. Temizlik kovalarından uzaklaşabildiğimizde ne kadar yaratıcı ve üretici olabileceğimizi de göreceğiz. Teşekkürler Esen'cim, eline sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Türkan Hoca, Türkan Günay, gebeliği önleyici yöntemlere ulaşma, kadının doğurganlığının düzenlenmesini sağlayarak, güçlenmesini sağlayan en önemli etmenlerden 3 yıldır bu hizmetler verilmiyor demiş. Çok önemli, çok. Kesinlikle. Bu da belki bir şiddet olabilir mi? Kadına yönelik. Gönül Malat, sevgili Esen ve Salih'e çok teşekkür ederiz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz, öpüyoruz çok. Türkan Hoca, bu devletin kadına evet arasında gitmiş. Evet, bu devletin kadına uyguladığı bir şiddet midir diye Türkan Hoca da sormuş. Bence söyleyecek bir şey yok. Evet, söyleyecek bir şey yok. Evet. Rayka Durusoy, kapakta Mimoza'nın yanı sıra o alt başlığın olması da çok faydalı demiş. Türkan Hoca, Türkan Günay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı biz kullanamıyoruz. Ben bu konuda özellikle değindim. Türkan Hoca ile aynı duyguları paylaşıyoruz. Nilüfer Benal, yazarı dinledikten sonra edebiyat ve kadın kavramını pekiştirmek için mutlaka Mimoza'yı okuyacağız değil mi demiş. Evet, bu arada Nilüfer Benal ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hazır böyle konuşuyorken onun Unutulan adlı romanını öneriyorum. Nilüfer Benal da doktor ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Unutulan'da göçmenlikle ilgili ve göç ve kadın olgusuyla ilgili çok güzel saptamaları var romanında. Şimdi adını görmüşken hemen söyleyivereyim. Nilüfer Benal tam da konuşmanın üzerine yazan bir kadın tüm sorumluluklarını açtıktan sonra yazandır diye bir mesaj atmış. Sanırım aslında toplumsal cinsiyeti buran buran hayatımızın her aşamasında biz yaşıyoruz. Eğitimli kadınlar olarak da bunu çok yaşıyoruz. Bir eğitimli erkek çok daha rahat yazabiliyor çünkü çok fırsatı var, çok zamanı var. Ama kadın işte annelik yükü, annelik sorumluluğu,
Mesela bunları sanki aştıktan sonra, hani bunlar kadının üzerinde, kadın bunu yapmak zorunda ama erkek yardımcı olabilir. Böyle bir şey yok. Aslında bu sorunluk birlikte çözülmesi gereken bir şey. Şöyle bir deney yapmışlar. Onu burada anlatmak istedim. Bu kadınlık rolüyle ilgili. Hani işte kadın emzirdiği için bebek anneye daha fazla ihtiyacı var. O nedenle geceleri anne kalkmalı, bebeğe anne bakmalı. Bu da bir toplumsal cinsiyet aslında. Şimdi iki tane maymun maketi. Birisi emziren, meme veren, süt gelen bir maymun. Diğeri de tüylü bir maymun. Ve bebek maymunları bırakmışlar. Bebek maymunlar sadece acıktıkları zaman emziren maymuna geliyorlar. Tüylü maymun güven verdiği için daha çok diğer maymunla birlikte oluyorlar. İşte bu annelik rolü sadece, yani bu bir toplumsal cinsiyet aslında. Emziriyor diye bütün bakımını kadın almak zorunda değil. Erkek de bu bakımı ne yapabilir? Paylaşabilir. Yardımcı olmak değil, paylaşmaktan bahsediyorum. Rayka demiş, çok dolu, çok zengin bir sunum. Kesinlikle katılıyorum. Gönül Malat, Bronte kardeşleri de belki hatırlamak lazım demiş. Ali Hoca, Eselciğim ağzına sağlık, çok güzel, çok faydalı oldu demiş. Teşekkür ederim. Gönül Malat, sevgili Esen, Mimoza'da bir tür ölümden bahsediyorsun. Benim dikkatimi çeken, onun da dikkatini çekmiş sanıyorum. Bir tür ölüm, kitabın nirengi noktası. Bize bu metaforu biraz açar mısın demiş. Konuştuk bunu. Birçok insanın demek dikkatini çekiyor. Çok hoş ama. Nülüfer Benal, babanız içeride şiir yazıyor diye çocuklarımı sessiz ağlattım ben. Hatice Erbaş, Şükrü Erbaş'tan içimi yakan bir alıntı diye yazmış. Evet. Evet, bana gelen mesajlar bu kadar. Lütfü Hocam, var mı farklı mesaj? Hocam bütün mesajları tekrar gönderdim. Arada belki kaynayan mesajlar olmuş olabilir. Arkadaşlarınız kusuruma bakmasın lütfen. Sizin kopup geri gelmeniz mesajların o bağlantı şeyini belki de aksatmış olabilir. Tekrar kusurumuza bakmayın. İnanılmaz keyifli bir oturumdu. Saliha Hocam, Esen Hocam. Çok keyifle dinledim. Hiç sıkılmadan dinledim. Gerçekten de çok da faydalandım bu oturumdan. Hem Saliha Hocama hem Esen Hocama tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir eylemlilik biçimi olarak edebiyat ve kadın, toplumsal cinsiyet ve sağlık üzerine edebiyat dolu güzel bir oturum izledik. Alp Hocam, kapanışta katkınız olur mu? Yani herkes teşekkürleri iletti. Ben de onlara katılıyorum. Hem bizim ekibe hem de İki değerli konuğumuza, sevgili Esen'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği webinar ekibi olarak gene keyifli bir webinarda bir aradaydık. Değerli hocalarıma, Alp Hocama teşekkür ediyorum. Tabii arka planda aslında görünmeyen arkadaşlarımız var. Şebnem ve arka planda görünmeyen diğer arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir sonraki